Salatil misafir. Bu bab misafirin namazının beyanındadır. Bir adam sefer ederse namazında aleykümselam namazında bazı erken var. Misafirin namazına ait. Onları beyan edecek. Mesela namaz iki kılınacak. Dört rekatli namazlar iki kılınacak. Bu iki kılması ihtiyari midir? Vacip midir? Dört kılarsa sevap mı alır, günah mı alır? En çok bu mesele üzerinde duracak. Haddesena Fahdun, kâle haddesena el-Hasan ibn-i Bişirin, kâle haddesena el-Mu'af ibn-i Emran, el-Nuğayret ibn-i Ziyad, el-Afa ibn-i Ebi Rabah, el-An-Aişet radıyallahu anha, kâle. Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan, senedi müttesil ile fehdi rivayet ediyor. Kâle Hazreti Aişe buyurdular ki Kasara Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz namazı kasretti yani iki rekat kıldı fis seferi seferde ve etemme itmam eyledi. Dört de kıldı. Seferde iki de kıldı, dört de kıldı. Öyleyse bu hadis-i şeriften anlaşılan seferde İki kılmak da caiz, dört kılmak da caiz. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ Bir kavim zahib oldular ki, لَا اَنَّ الْمُسَافِرَ الْمُسَافِرِ Bir hıyar muhayyerdir. İnşa dilerse, اَتَمَّ صَلَاتَهُ Namazını itmam eder. اَتَمَّ Orada nükte yok, nükte koyuyor. وَاِنْشَا dilerse, قَسَرَهَا قَسْرِدَر Misafir muhayyer, dilerse namazı dört rekatli, namazı dört kılar. Yok dilerse iki kılar. İkisi de caiz. Ulema, ulemanın bir kısmı buna sahip oldular. Ve bunu da Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın rivayet etmiş oldu. Hadisi rivayet edildiler. O rivayetten aldılar. Ve ihteccu fî zâlike bihâzel hadis. Bu hadiste ihticac ettiler, bunu delil getirdiler. Sade bu mu? Başkası yok mu? Başka hadis de var. Ve bima. Bakın şu hadise de ihticac ettiler. Ki haddesena Ebu Bekir'te. Kale haddesena Ravuh ibn Ubade. Kale haddesena ibn Cüreyf. Kale semiyatu Abdurrahman ibn Abdillah ibn Ebi Ammar yuhaddisen Abdillah ibn Baba. أن يعلبني مين قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلبني مين ذن رواية ديولك يعلبني مين ديولك بن هزة عمر رضي الله عنه يددنك إنما قال الله عز وجل جناب أكتا على الفتر بيوجد استعجب بالله أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا Sadakallahu lezzin. Leyse aleyküm sizin üzerinizde olmadı. Günahın, günah olmadı. Size günah yazılmaz. En taksuru minessalâh namazı kasredersinizse dört reketli namazları iki kılmak kılarsınızsa size günah yazılmaz. İn hiftum eğer korkarsınızsa ki en yeftineküm sizi fitneye bıraka ellezine keferu kafir olanlar. Kafirler sizi fitneye bırakmasından korkarsınızsa ki size hücum ederler, öldürürler. O vakitte siz namazı iki kılmada sizin üzerinize beis yoktur. Diyor Hazreti Ömer'e dedim ki Cenab-ı Hak böyle diyor. Demek ki namazı iki kılmak ne vakitte var? İnsan korkarsa, küffardan korkarsa namazı iki kılacak. Şimdi ise fakat eminen nas. Nas emniyette daha korku yok. Çünkü Hazreti Ömer'in zamanında eski ordunun bir tarafı Mısır'a gitmiş, bir tarafı da Kisra'ya gitmiş, bir tarafı Suriye'ye gitmiş emniyet içerisinde. Burada Mekke'de, Medine'de namaz kılan kimden korkacak? Öyleyse namazı dört kılmak lazım gelir demek istedim diyor Hazreti Ömer'e. Fekale Hazreti Ömer dedi ki inni acebtu ben teaccüb ettim mimma acibte minhu
senin teaccüb ettiğin bu meseleden ben de teaccüb ettim. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Peygamber Efendimiz'e sordum. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sadakatun namazı gasp etmek, iki rekat kılmak bir sadakadır. Öyle sadaka ki تَسَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا Cenab-ı Hak onu tesadduk etti aleyküm sizin üzerinize. Bu Allah tarafından bir sadakadır. فَقْبَلُوا سَدَقَتَهُ Allah-u Teala'nın sadakasını kabul ediniz. Yani bu yaladan evvel Hazreti Ömer'in kendisinde de vakı olmuş. Resulullah Efendimiz'e demiş ki Cenab-ı Hak seferde iki rekat namaz kılmayı bize müsaade etti. Düşman korkusu olursa, düşman korkusu kalktı, Mekke fethedildi, düşman daha buralarda yok. Nasıl yapalım? Dört kılalım mı? Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, namazı kesretmek, hafifletmek, dörtten ikiye indirmek bir nimettir, bir kolaylıktır. Bu Allah-u Teala'nın bir sadakasıdır. Cenab-ı Hakk'ın bu sadakasını kabul ediniz. Yani iki kılınız. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Fakat bu meselede diğer alimler muhalefet ettiler. فَقَالُوا buyurdular ki لَا يَنْبَغِي layık olmaz. En yezide müsafirin ziyade etmesi عَلَى ثْنَتَيْنِ iki rekat üzerine ziyade etmesi layık değildir. Birinci mezhebe sahip olanlar dediler ki müsafir muhayyerdir. İsterse iki kılar, isterse dört kılar. İkinci mezhep sahipleri diyorlar ki hayır. İki kılması vaciptir. Dört kılması layık değildir. Niye? Allah-u Teala'nın vermiş olduğu sedekeyi yüzüne çarpmak gibi olur. İstemem ben sedekeni. O demek olur. Onun için layık değildir. Düğünde namazının farzı ne kadar? Dört. Ben altı kılacağım. Olmaz mı? Olmaz. Ziyade etmesi caiz değil bak. Akşamınki üç, dört kılsan olmaz mı? Olmaz. Bu da öyle. Müsafirin namazı ikidir. Dört kılması caiz değildir, dediler. وَيْنَ تَمَّ الصَّلَاةَ Peki ikiyi kılması da ekser hani caiz sofularda olur. Canım, iki Allah emretmiş, itirazım yok. Ben dört kılacağım sofuluk bu ya. وَيْنَ تَمَّ Tamam ederse. فَاِنْ كَانَكَ عَدَ فِتْنَتَيْنِ Eğer İkinin başında oturmuşsa fi'z-zuhri ve'l-asri ve'l-işâ önde, ikindi, yatsıda tam kıldığı vakitte bu iki rekatın başında oturmuşsa kadret teşehhüdi teşehhüd miktarı oturmuşsa fasalatuhu tammetun onun namazı tamamdır. Ve in kâne lem yek'ud fîhâ ikinin başında oturmamışsa kadret teşehhüdi teşehhüd miktarı فَصَلَاتُهُ بَاطِلَ Onun namazı batildir. Niye? Onun son tehiyyatı ikinin başında oturmaktı. Onu terk etti. Terk ettiği gibi namaz batıl oldu. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ Bu ikinci mezhebe zahip olanların hüccetlerindendir. عَلَى اَهْلِ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Birinci mezhep sahiplerinin aleyhine. İkinci mezhebin delillerindendir. Fîmâ bir şeyde ki ihtecû, ihticac ettiler, hüccet getirdiler, bihi anınla aleyhim, anlar üzerine minel hadîseyni lezeyni zekernâhumâ fî evvel hâzel bâb. Ve kâne minel hücceti lehum. Bu ikinci mezhebin lehine olan hüccettendir. Alâ ehlil mekâletil ula. Birinci mezheb sahiplerinin aleyhine. Bu birinci mekâlede nerede? Fîmâ ihtecû bihi. İhticac etmiş oldukları hadislerde aleyhim ikinci mezhep sahiplerinin üzerine. Birinci mezhep sahipleri ihticac getirdiler, delil getirdiler. Neden? O delillerde minel hadiseyin iki hadisten ellezeyin öyle iki hadis ki zekernâhu biz onları zikrettik. Fî evveli hazel bab, bu babın evvelinde. Ki hadisin birisini Hazreti Ayşe diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem seferde namazı bazen kasrederdi, bazen İtmam ederdi. İkincisi de Ebu Bekir'e
Ya'labni Mine'den rivayet ediyor ki Hazreti Ömer'e sormuş ki bu ayeti kerime de Cenab-ı Hak eğer düşmandan korkarsanız namazı kesretmede günah yoktur. Öyleyse bundan anlaşılıyor ki düşmandan emin olursunuzsa namazı tamam kılın. İşte ikinci hadis de bu. Bunlar birinci mezhebin delilleri. Kimin aleyhine? İkinci mezhep sahiplerinin aleyhine. Delilleriydi, evet. Onun için diyor ki bu ikinci mezhep sahipleri de onların aleyhine delil getirdiler ki اَنَّ اَبْنَ اَب۪ي دَاوُدْ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا مُرَجَّ بْنُ رَجَى قَالَ حَدَّسَنَا دَاوُودُ عَنِ الشَّعْبِ اَمْ مَسْرُوكٍ اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet olunuyor. قَالَتْ buyurdular ki اَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاتُ. Namazın evvel farz edildiği vakıtta farz olundu. Rekateyni rekateyni, ikişer rekat. Namaz ilk önce ikişer rekat farz olundu. 5 vakit, akşam namazından başka hepsi ikişer. Akşam namazı 3. Böyle farz edildi. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَد۪ينَ. Vaktaki Peygamber Efendimiz Medine'ye teşrif buyurdular. صَلَّى اِلَى كُلِّ صَلَاتٍ صَلَّى قِلْدِ اِلَى كُلِّ صَلَاتٍ. Her bir namaza izafe ederek kıldı. مِسْلَهَا اُرُمْ مِسْلِنِ. İki, iki daha kıldı. 4. غَيْرَ الْمَارِبِ. Yalnız akşam namazından başka akşam namazı fe innaha vitrun neha, gündüzün vitridir. O tektir. Yani 3 rekattedir. 1. Bir de vasalati subh. Bir de sabah namazından başka buna 2 rekat ziyade etmedi. 4 etmedi bunu. Ne için? Li tuli qiraatiha. Sabah namazında kıraat uzun olduğundan dolayı bunu 4 yapmadı. Ama diğer 3 vakti bir misli daha uzattı. Yani 2'yi 4 yaptı. Ve kâne izâ sâfere sallallahu aleyhi ve sellem seferde olduğu vakitte âde evdet ederdi ilâ salâtil ûlâ, birinci namazda. E şimdi bu hadis-i şeriften de anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak ikişer ikişer farz etmiş. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra önle, ikindi, yası bunları dörder yapmış. Bunların ikisi Allah tarafından farz edilmiş, ikisi de Resulullah tarafından farz edilmiş. Böyle dört olmuş. Bu hadisten de bu anlaşılıyor. Seferde namaz asli üzerine kılınıyor seferde. Ama ikamette olursa iki bile ziyade kılınıyor. Evet. Fehâzihi Âişetu radıyallahu anha. İşte Hazreti Ayşe radıyallahu anha tuhbiru, haber veriyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz kâne yusalli rak'ateyni rak'ateyni, ikişer ikişer kılardı. Hatta kadimel Medine, hatta Medine-i Münevvere'ye geldi. Fasalla, kıldı ilâ kulli salatin, her bir namaza misliha, mislini kıldı. Yani bir misli daha ona ziyade eyledi. وَاَنَّهُ كَانَ اِذَا سَافَرَ سَفَرْ اِتْتِي وَقِتْتَ عَادَ اَوْدَتْ اِدَرْدِ اِلَى صَلَاتِ اِلُّٰهِ, birinci namazına yani iki kılardı. Namazın aslı ikişer rekat. Diyor ki siz diyorsunuz ki seferde Resulullah Efendimiz iki de kıldı, dört de kıldı. Halbuki bu hadis-i şerifte seferde Resulullah Efendimiz iki kıldı, dört yok. Bu hadis öteki hadise mariz oldu. Niye? Namazın aslı iki. Seferde de iki, dört değil ki. Fakat dört olması hadarda. Seferin reylesinde oluyor. فَأَخْبَرَتْ Hazreti Ayşe haber verdi ki اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّ قِلَرْدِ فِي سَفَرِهِ. Peygamber Efendimiz seferinde kılardı. كَمَا كَانَ يُصَلِّ, kıldığı gibi. قَبْلَهَنْ يُؤْمَرَ بِتَمَامِ الصَّلَةِ, namazı tamam etmekle emrolunmazdan evvel. Namazı dört rekat kılmakla emrolunmazdan evvel iki kılardı. Ve zalik, o da rekatani iki rekat idi. Resulullah Efendimiz sonra ne yaptı? Medine'ye geldikten sonra emri ilahi ile
iki rekat daha ziyade ettiği. Fezalike işte bu hilaf hadisi Fehd'in kitabın başında okuduğumuz Fehd'in hadisinin hilafınadır. Ellezî zekernâhu fil fasl evvel. Birinci fasılda zikreyledik. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste şu ki Peygamber Efendimiz etemme salate fis sefer ve kasar. Peygamber Efendimiz seferde namazı tamamda kıldı. Teksirde iledik. Bu hadis o hadise muhalif oldu. Ve emma hadisu Ya'la ibn-i Münye. Ya'la ibn-i Münye'nin hadisine gelince fe inne ehlel mekaletil ula birinci mekalenin ehli ihtecu bil ayetil meskureti fih. Fe inne ehlel mekaletil ula birinci mekale sahipleri ihtecu delil getirdiler bil ayetil meskureti bil ayet ayetil ül ayet ki el meskureti fih. Namaz sefer hakkında evet zikredilen ayette ve hiye kavlullah azze ve cel estaizu billah ve izâ durabbun fil ardı el ayet. Evet. Bu ayeti kerimeyle delil getirdiler. Ayeti kerimede ne dedi idi? Ve izâ durabbun fil ardı leysa aleykum. Ayet kerimenin gerisi o. Aleykum cünahun en taksuru min salatun kıftum en yeftinekum ellezîne keferû. Burada yukarıda da Münye. Bunu yanlış mine diye harekelemiş, o da yanlış. Mine. Peki bu ayeti kerimeye ne diyeceksin diyor. Bunu da delil getirdiler ya. Kalu, ulema ikinci mezhebe zahip olanlar dediler ki fezalike bu ayeti kerime ala ruhseti ruhset üzerine olucudur. Minallahi azze ve cel Cenab-ı Hak da ala izzetleri tarafından ruhset üzerine olucudur. Lehum müminlere fitteksir teksir hakkında ruhsat üzerine. Yani bu ayeti kerime namazı seferde iki kılmaya Cenab-ı Hak ruhsat veriyor. La alel hatmi aleyhim. Onlar üzerine vacip kılmak değil bizzat bununla. Bununla Cenab-ı Hak illa iki kılmak size vaciptir demek değil. Yani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak size ruhsat veriyor. İster iki kılın, ister dört kılın. Ve ve ki kavlihi. O da işte Cenab-ı Hakk'ın kavli şerifi gibi ki فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا. Ayet-i kerimede var ki mesela zevci zevce ihtilaf üzerinde olur da olur ki dedikodu olur da adam bir talakla boşamış olursa tekrar onlar evlenmelerinde beis yok. Ne gibi? فَلَا جُنَاحَ günah olmadı عَلَيْهِمَا onlar üzerine اَنْ يَتَرَاجَعَا teracu ederler, döneler. فَذَلِكَ bu عَلَى التَّوْسِعَةِ tevsi'a üzerinedir. Minhu Cenab-ı Hak'tan lehum kullara fil müracaati müracaatte. La ala icabihi yoksa vacip kılmak üzerine değil. İlla yani kadın koca ayrıldıktan sonra vaciptir daha bir daha birleşemezler. O manaya değil. İsterlerse dönebilirler. Bir genişlik var. Hani talak üç olmazsa. Talak bir olursa. Evet. La ala icabihi bunu vacip kılmak üzerine değil. Zalike bunu aleyhim kendi üzerlerine. İşte bu da o kabildendir. Yani bir adam seferde olursa iki kılabilir. İlla iki kılmak vacip değildir. Vaciptir diyemeyiz. Yani iki kılabilir demek istiyorlar bunu. İster dört kılsın, ister iki kılsın. Peki bu iki hadiste işte böyle bu birinci mekale sahipleri istidlal etti, delil getirdiler. İkinci mezhep sahipleri cevaben diyorlar ki فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَ عَلَيْهِمْ onlar üzerine bizim hüccetimizdendir. Bu hüccette kimin lehine? Le ehlil mekâletil uhra. Sonki mekâle sahiplerinin lehine olarak ki enne hâzıl lefse bu lefz felâ cünahe lefsi kad yekûne alâ mâ zekerû. Bazen sizin dediğiniz cünahtan tevsiye manası da çıkar. Bir de tevsiye manası çıkmaz. Hayırlısı dediği de bu. Onun da misali var mı Kur'an'da? Var diyor, onun da misali var. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyur da estaizu billah فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ يَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Bak ayeti kerimede فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ يَعْتَمَرَ her kim Beytullah'ı hac ederse yahut da ömre getirirse فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ onun üzerine günah ve günah yoktur. En yattavvafe bihima Safa ile Merve arasını tavaf etmekte günah yoktur. Günah yoktur. Günah olmayınca
İsterse sa'y yapsın, isterse yapsın, bu mana çıkar mı bunda? Yok. Tevsi'e manası yok burada bak. Tevsi'e manasının gayrisi çıktı burada. Ve zâlike alel hatim. İşte burada hatimdir. İlla vaciptir. Hiçbir mezhep sahibi bu ayeti kerimeden ihtiyaridir. İsterse Safa ile Merve arasını sa'y etsin, isterse etmesin demez. Ayet-i kerimenin zahirinde cünah demek, fela cünaha demekten iki mana çıkıyor. Birisinde ister o tarafını yap, ister bu tarafını yap. Tevsiya manası. Birisi de hayır, vacip kılıyor. Fela cünaha demekle Cenab-ı Hak vacip kılıyor. Bak vacip manası da çıktı. İşte bu sa'y hakkındaki ayetteki fela cünaha vacip üzerinedir ki hiçbir mezhep sahibi buradan tevsiye çıkarmamıştır. Ve zâlike alel hatmi inde cemî'il ulema. Bütün ulema arasında bu vücub içindir. لَاَنَّهُ لَيْسَ لَاَحَدٍ Hiçbir kimse için olmadı ki حَجَّ وَيَعْتَمَرْ حَجَّتِ يَخُدْتُ عُمْرَ yaptı bir adam onun için olmadı اَنْ لَا يَتَّوَّفَ بِهِمَا Bunları tavaf etmeye, yani sa'y etmeye caiz değildir, illa edecek. Hatta terk ederse ne lazım gelir? Ceza lazım gelir. فَلَمَّا كَانَ نَفْيُ الْجُنَاحِ Cünahı nefyetmek ki oldu. قَدْ يَكُونَ لَتَّخِيرِ Bazen tehir üzerine olur. وَقَدْ يَكُونَ عَلَى الْاِيْجَابِ Bazen de icab üzerine olur. Cünah yok. Cünha yok. Olmazsa muhayyer mi olacak? Yoksa vacip mi? İki manaya geldiğinden لَمْ يَكُنْ لَاَحَدٍ Hiçbir kimse için olmadı ki اَنْ يَحْمِلَ ذَالِكَ Bu sefer hakkındaki cünah kelimesinin hamle de ala ahadin ma'neyin manaların ikisinden birisi üzerine hamle de dûnel ma'nel âhar öteki manaya değil. İlla o caiz değildir, hiçbir kimsenin selahiyetinde değil. Bu manada hangisi seferde? Siz seferde düşmandan korkarsınızsa size cünah yoktur namazı kesretmede. Bu hangi manaya? Tevsiye manasına mı, icap manasına mı? Bir adam kalkar dese ki bu tevsiye manasını, tehir manasını delilin ne? Öteki kalksa dese ki vücut manasını delilin ne? İlla bir delil olacak. İlla bir delilin, illa delille olur ki yedülluhu ona delalet eder ala zalik o manayı olduğuna. O delil de nereden olacak? Min kitabin, Kur'an'dan olacak, ev sünnetin, sünnetten, ev icma'nın yahut da icma ümmetten. Bu da yok. Öyleyse arayacağız, bakacağız ki kitaptan, sünnetten, icmadan bu iki mananın birisini teyit edecek bir delil var mı, yok mu? Aradık diyor. Fakat ca'atil âthâru mütevâtireten an Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadislere baktık. Hadislerde Rasûlullah Efendimiz'den tevâtüren sabit oldu. Bi taksîrihi kasretmesiyle. Fî esfârihi seferlerinde, külliha hepsinde. Resulullah Efendimiz'in ef'arına baktık. Bir teksir hu da ba müktesi yok. Bütün seferlerinde Resulullah Efendimiz namazı kesretmiş. Bu bize bir delil öyleyse. Buradaki felâ cünâhe ne manasına? Vücub manasına bir adam sefere çıktı mı namazı kesretmesi vaciptir. Delil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferlerin hiçbirisinde namazı tamam kıldığı yoktu. Halbuki Hazreti Ayşe'nin birinci hadisinde bazen öyle kılardı, bazen öyle kılardı diyor ya. Biz aradık diyor Resulullah Efendimiz'in tevatür olan hadislerde, yani çokça ravileri çok olan hadislerde hep teksir etmiş. Hazreti Ayşe'nin o birinci rivayeti başka. Ona da cevap verecek ya şimdi. فَمِمَّا رُوِي عَنْهُ فِي ذَلِكَ Resulullah Efendimiz'in seferlerinde namazı tamam kılmadı kastettiği hadislerdendir. مَا حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ عُبَيْدِ يُحَدِّسُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ اِبْنِ السِّنْتِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ İbn-i Sımt diyor ki Hazreti Ömer'i eşittim. Derdi ki Re'itu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimiz'i gördüm.
Salla bi zil Hüleyfeti zil Hüleyfe'de kıldı rak'eteyni iki rak'et. Abari Ali zil Hüleyfe Medine'nin mikati. Oraya çıktı, ihramı giydi, hacca niyet etti. Orada sefer başladı. Kaç rekat kılmış? İki rekat. Haddesene ibn-i Merzuk'un, kâle haddesene Bişir ibn-i Ömer, kâle haddesene Şöbetu, kâle akberani Süleyman'u, en Umarete bin-i Umeyr, Ebi İbrahim, en Abdirrahman ibn-i Yezid, en Abdillah, kâle salleyna ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn-i Mesud diyor ki, Peygamber Efendimiz'le biz namaz kıldık. Bimüne minede rekateyn iki rekat. Ve ma'a Ebi Bekir'in rekateyn. Ebu Bekir'le beraber de minede namazı iki kıldık. Ve ma'a Ömer'e rekateyn. Hazreti Ömer'le de yine minede namazı iki kıldık. Feleyte hazzi. Keşke benim nasibim olsaydı min erba'a rekaatin dört rekaatten. Öyle dört rekat ki rekatani mutakabbeletani. Yani dört rekat yerine iki mutakabbel bir rekatten benim hazım olsaydı. Yani ben seferde olmadığım vakitte dört kılıyorum. Öyle değil mi? Dört kılıyoruz. Fakat orada Resulullah'ın peşinde iki kılmış. O ikinin mekbul olmasında şekü şüphe yok. Çünkü Resulullah'ın peşinde kılmış. Yahut da Ebu Bekir'in, yahut da Ömer'in. Keşke öyle iki rekat bu dört rekatin yerine olsa benim. Yani şimdi esas maksat Resulullah Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer seferlerde kaç kılmışlar? Mine'de ikişer kılmışlar. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'idi, kâle akberena Hafsun anil A'meşi, an İbrahim, an Abdirrahman ibn-i Yezid, an Abdillah radıyallahu anh mesehu. Abdullah ibn-i Mesud'den yeni aynı hadisi şerifi rivayet eyledi. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْكُرُ Yalnız bu ikinci rivayette zikretmediği قَوْلَ عَبْدِ اللّٰهِ Hazreti Abdullah bin Mesud'un kavlini فَلَيْتَ حَظِّي اِلَى آخِرِ الْحَدِسِ Hadisin sonuna kadar فَلَيْتَ حَظِّي'den hadisin sonuna kadar bu ikinci rivayette zikretmedi. Yok. حَدَّسَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَ اَنْ عَبْدِ السَّلَامِ اَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَنْ أَلَقَمَ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود buyuruyorlar ki كان يصوم في السفر Peygamber Efendimiz seferde oruç tutardı ve yuftiru iftar ederdi ve yusalli rak'atayn iki rekat namaz kılardı la yed'uhuma o iki rekati terk etmezdi ebeden ne demek terk etmezdi Yani la yezidu aleyhima iki rekat üzerine ziyade etmez. Seferde illa iki rekat kılardı, üzerine ziyade etmezdi demek. Oruç seferde mübah. İnsan dilerse iftar eder, dilerse oruç tutar. Demek ki illa seferde orucu yemek vaciptir manasını değil. Muhayyer, isterse seferde orucu yer, isterse tutar. Peygamber Efendimiz öyle de yapmış, öyle de. Fakat namazı illa iki kılmış. Tamam etmemiş. Haddesena Muhammed bin Amr bin Yunus. Kale haddesena Ebu Muaviye en Asimin en Ekrimete an İbni Abbasin radıyallahu anhuma kal. Safere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sefere iledi. Fe ekame tis'ate aşere yevmen. 19 gün kaldı. Ne olduğu halde yusalli rak'eteyni. Namazları, dört rekatli namazları ikişer kılar olduğu halde 19 gün kalmış. Haddesene ibn-i Merzuk'un, kâle haddesene Vehbun, kâle haddesene Şöbe, ha. Ve haddesene Fehdun, kâle haddesene Ebu Nu'ayn, kâle haddesene İsrail'u an Ebi İshak, an Sa'id ibn-i Şefi, kâl, ce'alennâsü yes'elûne ibn-i Abbasin radıyallahu anhüm anissalâh. Nas Müslümanlar Abdullah bin Abbas'a namazdan sorardılar. Fekale Abdullah bin Abbas buyurdular ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. İzâ harece min ehlihi ehlinden çıktı mı? Yani evinden çıktı mı? Lem yusalli kılmazdı illa rak'ateyni illa iki rekat kılardı farz namazları. Hatta yerci'a ileyhim dönüp evine gelinceye kadar.
حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رواية لنيور كي في أمبر فمن صلى الله عليه وسلم أقام durdu heysu fethi Mekke, Mekke'nin fethi zamanında. Mekke'yi mükerremeyi fethetti ya, ordunun gittiği vakitte durdu. Hamseten beş gün. Ne olduğu halde? Yeksurus salata, namazı kastedir olduğu halde. Demek ki bu ravi beş gün Peygamber Efendimiz Mekke'de kaldı diyor, namazı hep ikişer kılar diyor. حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في عنبر فن صلى الله عليه وسلم من ذاك ركعتين كركعت وذا عبد الله بن عمر كان روايته أولوية وأبو بكر رضي الله عنه هزت أبو بكر نماز كذر ركعتين كركعت ve Ömer radıyallahu anhu rekatin. Hazreti Ömer de iki rekat kıldırdı. Ve Osman radıyallahu anhu, Hazreti Osman da kıldırdı rekatin. İki rekat kıldırdı. Sadren min hilafeti. Hilafetinin ilk başlarında. 6 sene. 12 sene hilafeti var Hazreti Osman'ın. 6 sene hacca beraber gittiğinde namazı iki kıldırırdı. Sümme inni Osman radıyallahu anh, sonra Hazreti Osman sallaha namaz kıldırdı, namazı kıldırdı, ba'du, ondan sonra erbe'en dört kıldırdı. Bu mesele çok dedikodu oldu. Hazreti Osman'a itiraz ettiler. Sen Resulullah'ın sünnetini tayin ettin, onlar iki kıldı. Sen dört kıldın Hazreti Osman dedi ki, onlar iki kıldı, seferiydiler. Ben de şimdiye kadar seferiydim, iki kıldırdım. Fakat şimdi ben ev aldım Mekke-i Mükerreme'de. Ben Mekkeli oldum. Mekkeliler dört kıldığı gibi ben de bunun için dört kılıyorum. Bundan cevap verdi ve Hazreti Osman'ın dediği de doğruydu yani. Fakat münafıklar bunu ellerine doladılar. Vay Osman sünneti tahir etti. Ne sünneti tahir etti? Bilakis sünneti işledi. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ikide bir selam verdiği vakitte Ehl-i Mekke'ye emrederdi ki kalkın siz namazlarınızı tamam ediniz. Fekâne ibn-i Ömer radıyallahu anhuma Hazreti Abdullah ibn-i Ömer oldu. İzâ sallâ me'al imam imam ile kıldı mı sallâ arba'an dört kılardı. Ve izâ sallâ vahdeh yalnız kıldı mı sallâ raketeyn iki raket kılardı. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فمنى في أنبر فمزة نماز قلدم ركعتين اكي ركعت ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين أبو بكر الذي اكي ركعت قلدم ومع عمر رضي الله عنه ركعتين عمر الذي اكي ركعت قلدم ومع عثمان رضي الله عنه ركعتين هزت عثمان الذي اكي قلدم Sittesinin 6 sene işte. Hilafetinin ilk başlangıcında. Ev semanin yahut da 8 sene. Sümme etemmeha sonra Hazreti Osman tamam kıldı, 4 kıldırdı ba'de zalik bundan sonra. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ramhü ibn-i Ubâde kâle haddesena Hammâd ibn-i Selemân Ali ibn-i Zeyd an Ebi Nadrata enne feten. Evet. Ebu Nedre diyor ki bir genç Sa'l İmran ibn Hüseyin İmran ibn Hüseyin'e sordu. An salati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in namazında fis seferi seferde seferde namazı nasıl kılardı diye sordu. Fe'adeli ila mevdi'il Uvaka Uvaka mevziğine üdül etti. Diyor ki Yemen'de Yemame'de bir kariye. Yemame dediği ki şimdiki Riyaz'a yakın bir yerde. Müseylimetül Kezzab'ın Şii memleketi. Avukam mı? Avukam. Hümezen benzinde diyor. El-Uvaka kehumeze kariyetun bil Yemame. Yakut da kehemze mi demiş?
Hemze mi, hümeze mi? Eğer hemze olursa evke, yok. Hümeze olursa evke. Bunu da zikretmemiş ki hemze. Kehemze yahut da kehemze, hemze. İşte bunları o şeye bakmak lazım. Kitaba. Kulasa Yemame'de bir köy. Buraya diyor udul etti. Fekale. İmran ibn Hüseyin buyurdular ki İnne hâzel fetâ bu genç sâleni an salâti Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in namazından sordu. Fis seferi seferde nasıl namaz kılardır? Fahfezûhâ anni siz benden hepsediniz. Öğreniniz bunu. Ma sâfera Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem sefere. Peygamber Efendimiz hiçbir sefere gitmedi illa sallâ rakâteyn. İlla iki rekat kıldı. Hatta yerce dönüp gelinceye kadar. Ve ekame bi Mekke. Mekke'de ikameti iledi. Zemenel fethi fethi semani semane aşara 18 gün. Fethi Mekke günü orada kaldı. Evet. Yusalli rekatin iki rekat kılardı. Sümme yekulu. Sonra derdi ki ya ahle Mekke. Ey Mekke halki. Kumu fasallu rekatin uhura veyni. Siz kalkın iki rekat daha kılın. Resulullah Efendimiz ikinin başında selam veriyor. Ondan sonra da Ehl-i Mekke'ye diyor ki siz kalkın iki rekat daha kılın. Kumu kalkınız, fesallu kılınız, rekatin iki rekat. Öyle iki rekat ki uhura veyni. Uhura'nın tesniyesi. Uhura veyni. O iki kıldığımız rekatten başka iki rekat daha kılınız. Fe inna kavmun sefrun. Fenna biz kavmin bi cemaati seferun musafir. Evet. Musafirin cemi seferin geliyor. Sefer. Sefer. Hı? Seferin cemi musafir. Yok, sefer, sefer. Sefer cemi musafirin cemi. Sümme gaza Huneyne ve Taife. Huneyne ve Taife gaza etti. Yusalli raketeyn, iki raket namaz kıldırırdı, raketeyn, raketeyn. Sümme raca ilel ciğrane, ciğraneye döndü geldi. Fatemere minha, ciğraneden ömre yaptı, fi zilgâde, zilgâde ayında. Peygamber Efendimiz, işte bu seferlerinde hep ikişer kıldı. Sümme gazavutu mâ Ebi Bekrin. İmran ibn Hüseyin diyor ki, ben Hazreti Ebu Bekir'le gazaya gittim. Fatemertu mâ Umar radıyallahu anhu. Hazreti Ömer ile de ömreye gittim. Fasallâ rekateyn. O da iki kıldı. Ve me Osman'a radıyallahu anhu. Hazreti Osman ile de ben hacca gittim. Sadren min imaretihi. İmaretinin, hilafetinin ilk başlangıçlarında fasallâ rekateyn, rekateyn. O da ikişer rekat kıldırırdı. Sümme inne Osman'a radıyallahu anhu. Sonra Hazreti Osman ba'de zalik. Altı bir rivayette 8 seneden sonra Salla erbe'en dört kıldırdı bi müne Mina'da. Mina'da dört kıldırmaya başladı. Haddesena Nasr ibn Merzuk kâle, haddesena Kuseydu ibn Nasih kâle, haddesena Vuhaybun an ibni Cüreyc. Ha. Ve haddesena Ahmed ibn Abdirrahman ibn Vehbin kâle, haddesena Ammi kâle, haddesena Amr ibn al-Harith ve Usamet ibn Zeyd ve ibn Cüreyc ibn Muhammed ibn al-Munkadir haddesena an Anas ibn Malik radıyallahu anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salla, Peygamber Efendimiz kıldı salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Zuhre önleyi bil Medine'ti Medine'de erbe'en dört kıldı. Bir sonra vasallel asra önleden sonra çıktı gitti Zülhüleyfe'ye vasallel asra ikindiyi de kıldı bi Zülhüleyfe'ti Zülhüleyfe'de rekati iki rekat kıldı. Haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle haddesena Hibban kâle haddesena Buhaybun kâle haddesena Eyyub an Ebi Kilabe an Anasin radıyallahu anhu anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem misli. Yine aynı rivayet eyledi. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان أن إبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. yine أنس بن مالك'ten başka bir senetle aynı hadisi şerif zikrediliyor. حدثنا مبشير بن الحسن قال حدثنا أبو عامر رضي الله عنه قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه
Ben Enes İbni Malik'e işittim. Kale buyurdu ki, Karecna me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'le biz çıktık. Fece'ale yusalli raketeyni raketeyni. İkişer raket kılardı. Hatta raca, hatta mev'evne dönünceye kadar ikişer ikişer kılardı. Kultu keme kantum. Ne kadar kaldınız Peygamber Efendimiz'le seferde? Kale aşurun, 10 gün kaldı. Haddesena Fahdun, kale haddesena Ebu Nu'im, kale haddesena Süfyan, en Yahya ibn Ebi İshak ve zekere bi isnadi mislehu. Eyn hadisi şerifi zikreyledi, gayr ennehu lem yezkür sualehu le Enes'in radıyallahu anh. Yalnız Hazreti Enes'e sual soruldu diye bunu zikretmedi. Hadisi şerifi yine. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث أن بكيرا حدثه عن محمد بن عبد الله بن أبي سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتين برفن مزدقلدن بمنا من دركعتين كركت وما أبي بكر رضي الله عنه ركعتين حضرت أبو بكر الذي كركت قلدن ve ma Umar radıyallahu anhu raketeyn, Hazreti Ömer'le de iki reket kıldım. Ve ma Osman radıyallahu anhu raketeyn, Hazreti Osman'la da iki reket kıldım. Şatre imaretihi, hilafetinin yarısında. Sümme etemmeha ba'de salik. Bundan sonra Hazreti Osman tamam etti, dört kıldırdı. Haddesena Fatun, kâle haddesena Ahmed ibn Yunus, kâle haddesena Ebu Şahab, an ibn Ebi Leyla, عن العوف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عبد الله بن عمر buyurdular ki صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا Peygamber Efendimiz'le ben dört kıldım وليس بعدها شيء ondan sonra bir şey yoktu dört kıldım yani bir şey yoktu demek yani sünnet kılmadı dört rekat kıldı bu nereye ne hangi vakti kılmış vakti zikretmiyor ama ikindi vakti olduğu anlaşılıyor. Ve sallel mağribe selasen akşam namazını kıldı ve ba'de hareketi iki rekat kıldı. Demek ikindi de farzdan sonra sünnet yok kılmamış. Akşam namazından sonra iki rekat sünnet kılmış. Kâle hiye vitrün nehâr dedi ki işte akşam namazı gündüzün vitridir. O üç reket ya nehar, onu da belliydi. وَلَا تُنْقَسُ Akşam namazı noksan edilmez fi seferin وَلَا حَدَر Seferde ve hadarda üçten noksan edilmez. وَصَلَّ الْعِشَى اَرْبَعًا Yasiyi dört kıldı. وَصَلَّ بَعْدَ عَرَكَتَيْنِ Ondan sonra iki reket daha kıldı. قَالَ وَصَلَّ فِي السَّفَرِ Fakat seferde Peygamber Efendimiz kıldı. الظهر önleyi reketeyn iki reket kıldı. وَصَلَّ بَعْدَهَا رَكَتَيْنِ Farzdan sonra iki rekette sünnet kıldı. وَصَلَّ الْعَصْرَ رَكَتَيْنِ İkindiği iki reket kıldı. وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٍ Hiçbir şey yok. Yani sünnet kılmadı. وَصَلَّ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا Akşam namazını üç kıldı. وَبَعْدَهَا رَكَتَيْنِ Farzdan sonra iki rekette sünnet kıldı. وَصَلَّ الْعِشَى رَكَتَيْنِ Yasiyi iki kıldı ve ba'da hareketeyn. Ondan sonra da iki rekat sünnet kıldı. Şimdi bu hadis-i şerifte hali ikamette dörder kıldığını ve hali seferde de ikişer kıldığını beyan etti. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Verid kâle haddesena Şubetu kâle haddesena Avnu ibn Ebi Cuhayfe kâle semi'tu Ebi yuhaddisu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Avun diyor ki babam Ebu Cuhayfe'den rivayet ediyorum ki Peygamber Efendimiz'le namaz kılmış. Sallâ bihim bil betha. Betha da onlara namaz kıldırmış ve beyine yedeyhi aneze. Önüne de bir asayı dikmiş kısa boylu bir asa. Betha Mekke'ye giriş yerinde şimdi oralar ev oldu ya. Yukarıki taraftan gelirken Mekke'ye girecek yere betha dediler. Az-zuhra rek'ateyni. Önleyi iki kıldırdı. Vel-asra rek'ateyni. İkindiği de iki kıldırdı. Temurru yürürdü beyne yedeyhi önünden el mer'etu kadın vel himaru merkep. Halbuki kadının merkebin namazın önünden geçmesi caiz değil. Niye? Burada Resulullah Efendimiz sükut etmiş bir şey dememiş. Çünkü asayı dikmiş ya aneze diyor ya. Aneze ucunda demir kısa boylu asaya derler. Bir de geçiye derler. Şimdi hadislerden birisi
Anezen'in asal manasına geldiğini bilmiyor. Tam elmi yok. Geçiliyor. Peygamber Efendimiz geçiyor. Koru bize ön tarafına sonra namazı kılardı diye. İşte bazı fukaha der ki ilmi hadiste meşgul olur da fakat başka taraftan haberi olmazsa böyle hatalara düşer. Bu hadis ilmi yalnız kendi başına olmaz. Bunun sarfını bilecek, nefini bilecek, velatını bilecek, mesela fıkhını bilecek. Evet, Enes'e doğru geçim anasına da gelir ama burada o mana değil. Asa, asayı dikti, orada kıldı. Asa sütre oldu. Sütre olduktan sonra ön taraftan kadın geçsin, merkep geçsin, kim geçerse geçsin. Haddesena Muhammed ibn Ali ibn Davud. Kale haddesena Muhammed ibn İmran ibn Ebi Leyla. Kale haddesena Ebi. Kale haddeseni ibn Ebi Leyla. En avni ibn Ebi Cuhayfe en abihi. اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَرَجَ مُسَافِرًا. Yine Ebu Cuhayfe'den rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz misafir olarak çıktı. فَلَمْ يَزَلْ يُسَلِّي. Daim namaz kılmada daim oldu. رَكَتَيْنِ ikişer reket, رَكَتَيْنِ ikişer reket. حَتَّى رَجَعَ. Hatta dönüp evine gelinceye kadar ikişer kıldı. İşte bu hadis-i şerifleri daha yarın da okuyacak. Yani bunların hepsinden anlaşılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iki kıldığı tevatüren sabit. Hazreti Ayşe'den gelen bazen iki kıldı, bazen dört kıldı, o bir hadis-i şerif. Bu öyle değil. O kadar hadis-i şerif ki tevatüren. Haddesene ibn-i Mercûk, kâle haddesene Vahbun, ha. Ve haddesene Hüseyin ibn-i Nasr, kâle haddesene Abdurrahman ibn-i Ziyad, kâle haddesene Şu'bet ve Nebi İshak, en Hârisete ibn-i Vahbun, kâle sallâ bina Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bimine. Peygamber Efendimiz bize namazı kıldırdı, rekatayn iki rekat. Ve nahnu ekseru ma kunna ve amenuhu ve amenuhu. Ve nahnu halbuki biz ekseru ma ol bir şeyin çoğuyduk ki künne olduk. Yani bizim en çok olduğumuz bir zaman idi ve amenuhu en ziyade emin olduğumuz bir an idi. Yani Kur'an-ı Kerim'de sizi korkarsınızsa namazı kastediniz. Halbuki Resulullah Efendimiz bize Mina'da namazı kıldırdı. 120 bin sahabe. O kadar çok. Sonra en ziyade emin. Mekke fethedilmiş, düşman yok. Emniyetin de en ziyade olduğu bir zamanda bize namazı iki kıldırdı. Kâle Ebu Cafer fehâ ulâ-i eshâb-ı Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Peygamber Efendimiz'in eshabı yuhbirûne haber veriyorlar an Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ki ennehu kâne Peygamber Efendimiz oldu fî seferihi seferinde yaksirus salâta namazı kastederdi hattâ yercî'a alâ ahlihi evine dönünceye kadar sümme kad rûye an eshabihi min ba'di ennehum kânu fî esfârim yef'alûne zâlik. Ondan sonra eshabından da böyle yaptık. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Sahabi buyurdular ki فَهَا اُولَٰئِ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. İşte bu okuduğumuz yukarıdaki isimleri geçen zatlar Resulullah'ın eshabıdır. يُخْبِرُونَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Resul-i Ekrem Efendimiz'den haber veriyorlar ki اَنَّهُ كَانْ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ olduydı ki seferihi seferinde yukasiru taksir ederdi. İşte yukasiru kasir ederdi. As-salâta namazı hatta yercâida ehli. Kendi evine dönünceye kadar namazı kasir ederdi. İşte bu kadar hadis-i şerifler var. Namazı bazen kasir ederdi, bazen tamam ederdi diye iki hadis rivayet edildi. Halbuki namazı daima kasir eder diye kaç hadis? Çok hadis rivayet edildi. ثُمَّ قَدْ رُوْيَا نَسْحَبِهِ. Bundan sonra Resulullah Efendimiz'in eshabından da rivayet olundu. مِنْ بَعْدِهِ. Resulullah Efendimiz'in ahirete teşrifinden sonra ashab-ı kiramdan da rivayet edildi ki اَنَّهُمْ ashab-ı kiram كَانُوا فِي أَسْفَارِهِمْ seferlerinde oldular. يَفْعَلُونَ ذَٰلِكْ. Bu kasri yapar oldular. Onlar da kasri yapardılar. Tamam kılmazdılar. Dört rekatli namazları iki kılardılar. Temin zâlik bundandır. Yani ashabtan seferlerde namazı iki kılanlardandır. Ma ul bir hadis yıkad zekernâhu bihâdel fasıl. Bu fasılda biz zikrettik. An Ebi Bekir'in ve Ömer'e radıyallahu anh'a. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'den rivayet eyledik. Onlar daima seferlerde namazı kastederdiler.
Ve minhu eyda, yine bundandır, bu ashabtandır eyda. Ma haddesena Ebu Bekre, kâle haddesena Ravhun, kâle haddesena Şubetu, kâle haddesena Süleyman. An İbrahim, an Hümamin, an Hümam ibn-i Haris, an Umar radıyallahu anh. Hazreti Hümam diyor ki, Hazreti Umar radıyallahu anh, sallâ bi Mekke'ten Mekke'de kıldırdı namazı rekatin iki rekat. Sümme kâle, iki rekatti kıldırdı, selam verdikten sonra buyurdular ki, ya ehle Mekke, etimmû salâtekumu fe innâ kavmun sefrûn. Ya ehle Mekke, ey Mekke halkı, etimmû, tamam ediniz, salâtekum, namazınızı, fe innâ radıyallahu teâlâ an, seferde kaç rekat kılmış? Hem de kıldırmış, iki rekat kıldırmış, ehl-i Mekke mühim olduklarında. Onlara da buyurmuş ki siz kalkın, tamam edin. Haddesena Ebu Bekre'te kâle haddesena Yaqub ibn İshak ve Ravhun ve Vehbun kâlu haddesena Şu'betu anil hakem an İbrahim alil esved an Umar radıyallahu anhu bimislihi. Yine bu hadisi şerifi Ebu Bekre de rivayet eyledi. Yukarıkinde Ebu Bekre rivayet eyledi, fakat o senet başka. Ebu Bekre Ravhun'dan rivayet eyledi, bunu da Yaqub ibn İshak'tan. Hadis-i şerifi aynı. Yani Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Ömer namazı iki kıldırmış, ondan sonra da siz kalkın, tamam edin diye ehl-i Mekke'ye tembihat vermiş. Haddesena Yunus'u kâle akhberen ebn-i Vehbin enne Malik'en haddesehu an ibn-i Şehab an Salim ibn Abdillah ve Malik'in an Zeyd ibn Aslam an Aslam'a Mevla Umar'a radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in kölesi Aslam'dan rivayet ediliyor ki, أن عمر رضي الله عن حضرت عمر كان إذا قدم مكة مكية قدوم ettiği vakitte ثم ذكر مثله, böylece zikretti. Yani Mekke'ye geldiği vakitte namazı iki kıldırırdı ve ehli Mekke'ye de dedi ki, kalkın namazınızı tamam edin. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا مالك بن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه مثله. Yine başka bir senetle Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten bu namazı kastettiği rivayet ediliyor. Haddesena ibn Merzuk قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع علي رضي الله عنه. Abdurrahman ibn Yezid diyor ki, biz Hazreti Ali kerramallahu ve şehle çıktık. İlâ sıffîn sıffîne. İki ordunun harp etmiş olduğu yer. Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye'nin harp ettikleri mevkiin ismi sıffîn. O meşhur. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali arasında olan vakaya ne derler? Vakatül Cemel. O nerede oldu Vakatül Cemel? Basra ile Kufa arasında oldu. Fakat bu Kufa ile Şam arasında, Sıffin denilen Fırat'ın da kenarında oldu. Biz Sıffin'e gittik. Şimdi esas hadisi şerif zikrettiğinin sebebi, diyor ki, oraya gittik. Fasalla bina rak'atin. Hazreti Ali radıyallahu anh bizi iki rekat namaz kıldırdı. Beynel cisri vel kantara. Cisri ile kantara arasında. Cisir köprü. Kantara da suyun altını taşlarla yaparlar, su orada yaygın olur, alttan köprü demek yani. Su orayı oyamaz, ona kantara derler. Geçit yeri, geçit yeri yaparlar. Ki o hala Fırat'ın birçok yerlerinde o kantaralar var. Müslümanlar tabi Basiler zamanında yapmışlar, Emeviler zamanında. O kantaraya gittin, orada tehlikesiz geçersen o kantara yerinde. Altını güzel yaptırmış, su onu oyamaz. Orada çok derin değil, oradan geçer. Ama cisir dedim mi, suyun üzerinden bir köprü. Cisir ile kant arasında bize namaz kıldırdı. Kaç rekat kıldırmış? İki. Demek ki Resulullah Efendimizin eshabından olan Hazreti Ali namazı seferde kaç kıldırmış? İki. Bu da delil. Haddesena Ruh ibnül Ferec kâle haddesena Yusufu Adiyyin. Orada ibin olsa daha iyi olur. Orada bazı yerlerde var. Yusuf ibn Adi. Burada ibini getirmemiş. Radıyallahu anh. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي
قَالَ خَرَجَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Selman çıktı. فِي ثَلَاسَةَ عَشَرَ رَجُلًا 13 kişiyle beraber. مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ O 13'ü de Peygamber Efendimiz'in ashabından. Bir de Hazreti Selman, ondan beraber 13 yahut ondan beraber 14. Hazreti Selman çıktı 13 kişinin içinde. O vakitte 14 olur. 14 kişi gittiler. Hepsi de ashab-ı Resulullah'tan. Fî gazâtin bir gazada. Ve kâne Selmanu radıyallahu anh Hazreti Selman olduydı. Esennehum onların en yaşlıları olduydı. Çünkü bir rivayete nazaran Hazreti Selman 250 sene yaşamış. Rivayet ondan 250 hiçbir sahabe 100 sene yaşamadı. Yüzünü geçen sahabe nadir oldu. O 250 sene yaşadı. Fakat İslamiyet'ten evvel yaşamışken o. Mecusi olmuş, o Mecusi sonradan Hristiyan olmuş. Hristiyanlardan papazlara hizmet etmiş. Hak dini aramış. Papazlar herhangi bir papaza hizmet ederse Nasraniyet dininde hak üzerine olan papaz nerede var? Rehban. Dermiş ki filan yerde bir tane var, ötekilerine kulak asma, onlar şirke gitmiş. Şirke gidenleri rehbanlar bilirdiler. Şirke giden gitmeye. Hakiki ehli tevhid üzerine olan rehbanın yanına yollardılar. O da oraya giderdi. O vefat edeceği sırada bana vasiyet et kimin yanına gideyim? Filan yerde filan zatın yanına git. En nihayet Şam'a geldi. Şam'da bir rahibe hizmet etti. On artık vefatı gelince dedi ki kim vasiyet edersin? Senden sonra kimin yanına gideyim? Dedi ki ehli tevhid üzerine kalmış rahip yok dedi. Bu mevcutların hepsi şirke gitmişlerdir. Ben kimseye seni gönderemem. Fakat ahir zamanın peygamberinin zuhuri yakındır. Mekke'de zuhur edecek, Medine'ye hicret edecek. Git onu bekle. O da bir kafileye katıp karıştı. Kafileyle Medine'ye gelirken o kafile getirdi bunu. Köle diye başkasına sattılar. Ya ben köle değilim falan dedi. Vurdular, dövdüler. Köle diye sattılar. Cebren. O getiren adam da getirdi. Medine'de köle diye sattı. Bir Yahudi aldı. Yahudi aldı, Medine'de kaldı. Zaten maksadı Medine'de kalmak. O Yahudi'ye hizmet ederdi, bahçesini yapardı. Bir gün baktı ki Kuba'da adamlar toplanmışlar bir adamın başına. Uzaktan geldi, kim bu dedi, sordu. Dediler ki bu ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret etti, geldi buraya. Hemen aklına geldi. Ha. O keşiş bana demişti, ahir zaman Peygamberi Mekke'de duacak Medine'ye, gelecek üç alameti vardır demiş. Hediyeyi kabul eder, sadakayı kabul etmez, bir de iki omuzları arasında Mehr-ül Nübüvvet vardır. Bunları gördüm, işte ahir zaman Peygamberi odur demiş. Vesfini de söylemiş. Orada baktı. Bütün ashab-ı kiram sükût dinliyorlar. Resulullah Efendimiz'in yüzüne baktı. Nurla meani diyor. Nur parlıyor her tarafa. Vekar, heybet, şeref hepsi hemen oradan geldi. Geldi ki onun efendisi de o günü cumartesi para sayıyor. Para sayıyor. Kendisi hiç sükut etti. Bir şey söylemedi. Bir Yahudilerden birisi içeri girdi. Aman dedi ki izin ister istemez. Cumartesi günü onlar da iş görmek haram. Paraları kaldır dedi Hazreti Selman'a. Görmesinler benim iş gördüğümü. Hem milleti nehyediyorlar hem işliyorlar. Hem iş görmek haramdır diyor. Baş keşişleri hem. Kendisi meşgul oluyor. Kaldırdılar. O Yahudi içeri girdi. Dedi ki duydun mu bakayım ne var? Dedi ki Araplara bir peygamber gelmiş. Bizim işimiz tehlikeye düşmüş. Nasıl peygamber gelmiş? Şimdi işittim Kuba'ya gelmiş bir tane. Ahir zaman peygamberiyem diyormuş. Arapların peygamberiyem diyormuş. Öyle şey olmaz. Ben onu Tevrat'ta arar bularım. Bulurum falan. Evsafı bellidir dedi. Sonra ikinci, üçüncü, üç diyor büyük adam geldiler. Bunu konuştular. Aralarında gizli gizli konuştular. Bu da kahve yapıyor. Bir alakadar olmuş. Efendim ne olmuş, nasıl olmuş deyince bunu terslemiş. Sen işine bak demişler. Duyurmak istemiyorlar. Nihayet onlar ben yarın Tevrat'a bakarım dedi. Size haber veririm. Ertesi gün onlar geldi. Dedi ki ya uyanmış bu. O mavi gözlü olacak, sarı saçlı olacak.
bu gelen adam siyah saçlıymış, siyah gözlüymüş, yanlış, Tevrat'taki evsafa uygun değil diye yalan söyledi. O mesele başka da, o Yahudi kasten tahrif etti. Hazreti Selman ertesi günü bir tabak hurma aldı, götürdü. Şu Faris. Selman-ı Farisi. Hı hı. Dedi ki, ya Resulallah, bu şeydir, sadakadır. Dedi ki, sadakayı biz almayız dedi. Reddetti onu. Dedi, bu tamam. Ertesi gün tekrar bir sahan hurma aldı, götürdü. Ya Resulallah, bu hediyedir. Hediyeyi kabul ederiz dedi. Aldı, bir iki hurma yedi, ashab-ı kirama dağıttı. Üçüncü günü gitti, başladı arkadan dolaşmaya. Arkasında Nehr-i Nübüvvet'i görecek. Resulullah Efendimiz de hafifçe ebasını arkaya sıyırdı, anladı bu. Müecciz olarak anladı bu, onu arıyor. Hatem-i Nübüvvet'i gördü, gördüğü gibi hemen iman etti. İşte bu Selman-ı Farisi bu. Bu işte 201 rivayet, 250 yaşında vefat etti. Şimdi bu 13 yahut 14 kişinin arasında en yaşlısı bu olduğundan buna dediler ki, geç imamlık yap. En yaşlısı o ya. O ne cevap verdi? Ve kâne Selmanu radıyallahu anhu esenlehu. Onların en yaşlıları Hazreti Selman idi. Fahadareti salâh, namaz hadir oldu. Fevkîmeti salâh, namaz ikamı olundu. Fekalu, dediler ki, tekaddem ya Eba Abdullah, ya Eba Abdillah. Künyesi Eba Abdullah. Tekaddüm et, yani bize namazı kıldır. Fekale, buyurdu ki, مَا أَنَ بِالَّذ۪ي اَتَقَدَّمْ مَا أَنَ ben olmadım. بِالَّذ۪ي şöyle bir kimse olmadım ki اَتَقَدَّمْ اُتَقَدَّمْ eder. İleri geçecek ben bir kimse değilim dedi. اَنْتُمُ الْعَرَبْ siz Arapsınız. Ben Arap değilim, siz Arapsınız. وَمِنْكُمُ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz sizden, Arap'tan, Ehl-i Faris'ten değil. فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْدُكُمْ Bazınız, içinizden biriniz tekaddüm etsin, namazı kıldırsın. Geçmedi. Yani ben ehli Faris'tenim, Arap'tan değilim. Siz Arapsınız, Peygamber sizdendir. Sizin biriniz geçiniz, kıldırınız daha evvela dedi. Geçmedi. فَتَقَدَّمَ بَعْدُ الْقَوْمِ İşlerinden bazı tekaddüm etti. فَصَلَّ اَرْبَى رَكَعَةٍ Dört rekat kıldırdı. Halbuki bunlar misafir değiller mi? Misafirler dört rekat kıldırdı. فَلَمَّا قَدَ الصَّلَاةِ Vaktaki namazı bitirdi. قَالَ السَّلْمَانِ Hazreti Selman dedi ki, مَا لَنَا وَلِلْمُرَبَّعَ مَا لَنَا وَلِلْمُرَبَّعَ Dört reketli namaz bizim neyimize gerek? مَا لَنَا bizim için olmadı. Ne oldu? مَا اِسْتِفَمْ مَا لَنَا مَا nedir lena bize وَلِلْمُرَبَّعَ Bu dört reketli namazı nedir yani? Niye bu dört reketli namazı kıldınız? اِنَّمَا يَكْف۪ينَا bize kifayet eder. نِصْفُ الْمُرَبَّعَ Dördün yarısı. Yani iki reket kafi. Çünkü sefer olduğumuzdan diyor, bize iki reket kafidir. Niye dört kıldınız? Diye inkar etti onlara. Şimdi burada delil ne? Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın iki reket seferde namazın iki reket olduğuna delil. Yani yukarıda ne dedi? Resulullah Efendimiz'den rivayetler var. Fakat ashab-ı kiram da böyle iki kılmış. Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Ömer'den, Hazreti Ali'den ve Hazreti Selman-ı Farisi'den delil getiriyor. İkişer kılmışlar. Hazreti Selman kılmadı fakat dört kılana inkar etti. Haddesena ibn-i Merzuk'in kâle haddesena vehbun kâle haddesena şöbetü عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن المسور قال كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام عبد الرحمن بن المسور diyor ki biz سعد بن أبي وقاص ile beraber Şam köylerinden bir köydeydik. فكان يصلي ركعتين bize iki rekat kıldırırdı. فنصلي نحن أربعة biz dört kılardık. O bize iki kıldırırdı. Biz dört kılardık. فَنَسْأَلُهُ عَنْ ذَٰلِكَ Biz bundan sorduk. فَيَقُولُ سَعْدٌ سَعَدْ buyurdu ki نَحْنُ عَالَمٌ Biz daha alimiz. Yani Abdurrahman bin Nusber o Şam'da o da misafir. Hazreti Sa'd de misafir. Hazreti Sa'd ikişer kıldırırdı. Halbuki ötekiler kendi başlarına kıldıkları vakıtta yahut da imam oldukları vakıtta dört kıldırırdılar.
Şimdi iki zat arasında, iki sahabe arasında ihtilaf oldu. O dört kılıyor, kıldırıyor, o iki kıldırıyor. Hazreti Sa'da sormuşlar ki, bak bunlar dört kılıyor. Ya siz, sen iki kıldırıyorsun. Nehnu alem. Biz daha alemiz. Yani meseleyi biz daha iyi biliyoruz, onları iyi bilmiyor. Dört kılanları iyi bilmiyor dedi. Yani seferde namaz ikidir, dört değildir. Haddesene bin Ebi Davud, kâle haddesene Abdullah ibn Muhammed ibn Esma, kâle haddesene Cüveyriye, en Malik'in ani Zühriyi, enne racülen akberehu. Bir adam Zühriye haber vermiş ki, en Abdurrahman ibn el-Misver ibn Mahrama. Hazreti Abdurrahman'dan ki, enne Sa'da bin Ebi Vakkas, Sa'd ibn Ebi Vakkas ve el-Misver ibn Mahrama ve Abdurrahman ibn Abdi Yağuz, bunların üçü kânû cemiyan fi sefer. Hepsi beraber bir seferde idiler. فَكَانَ سَعْدٌ Hazreti Sa'd oldu. يَقْصِرُ السَّلَاةَ وَيُفْتِرْ Namazı iki kılardı ve Ramazan'da da iftar ederdi. وَكَانَ يُتِمَّانِ السَّلَاةِ Öteki Misver ibn-i Mahreme ile Abdurrahman ibn-i Ebdi Yavuz bunlar يُتِمَّانِ السَّلَاةِ Namazı tamam kılardılar, dört kılardılar ve يَسُومَانِ hem de oruç tutardılar, iftar etmezdiler. فَقِيلَ لِسَعْدٍ Hazreti Sa'd ibn Vakkas'a soruldu ki نَرَاكَنْ تَقْصِرُ السَّلَاةَ وَتُفْتِرْ Biz sana bakıyoruz, sen namazı kastediyorsun ve Ramazan'da da iftar ediyorsun. وَيُتِمَّانِ Halbuki bu iki adam, öteki Misver ibn-i Mahreme ile Abdurrahman ibn Ebdi Yavuz bunlar tamam kılıyorlar, dört kılıyorlar. Aranızda ihtilaf oldu. فَقَالَ سَعْدٌ Sa'd ibn-i Vakkas buyurdu ki نَحْنُ أَعْلَمُ Ben daha iyi biliyorum. نَحْنُ niye dedi اَنَا أَعْلَمُ Tevazuen yani. Nahnu alem. Biz de halimiz. Yani ben de halimiz. Meseleyi ben daha iyi biliyorum. Demek. Haddesena Yunus'u kâle akhberen ebni vehbin enne maliken haddesev an ibni şehabi. An Safvan ibni Abdillah ibni Safvan. Ennehu kâle ca'a Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhuma. Abdullah ibni Ömer geldi. Ya'ude Abdullah ibni Safvan. Abdullah ibni Safvan'i hastalığında ziyaret ediyordu. Fasalla bina rek'ateyn. Bize iki rekat namaz kıldırdı. Sümmen sarafe. Sonra döndü. Namazı yani iki rekat kıldırdı. Namazdan çıktı. Fe'etmemna. Biz tamam ettik. Le'enfusina. Kendi nefsimizde. Erba'an dört. Bunlar mükim olduğundan Hazreti Abdullah bin Ömer misafir. Onlara namaz kıldırdı. Misafir ikinin başında selam verdi. Mükimlerine yaptı. Kalktı, dört kıldılar. Şimdi Ashab'tan Abdullah ibn Ömer, Sa'di ibn Ebi Vakkas, bunlar da seferde iki kılmışlar. Onu delil getirdi. Haddesena Yunus, قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما İmam-ı Nafi diyor ki, Abdullah ibn Ömer, كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ İmamın peşinde kılardı. بِمُنَمْ مُنَدَ اَرْبَعًا dört kılardı. وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ Kendi başına kıldığı vakitte صَلَّى رَكَتَيْنِ iki rekat kılardı. Yani imam mukim olduğundan Mina'da dört kıldırırsa dört kılardı. Ama kendi başına kıldığı vakitte seferi olduğunda iki kılardı. حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ يُصَلِّي صَلَاةَ سَفَرْ Salim babası Abdullah'dan, Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi ki قال Abdullah ibn Ömer buyurdular Usalli ben kılarım salate seferin sefer namazını kılarım yani iki rekat kılarım ma lem ecma' ikameten ikamet niyet etmediği müddetçe bir yerde ikamet niyet etmesemse seferi namazı kılarım ve imme kestu sinteyi aşarete leyleten isterse 12 gece kalayım. Madem ikamet niyet etmedim, seferi namazı kılarım, buyurdu. Haddesena Yunus'u, kâle haddesena Süfyan'u, an ibni Ebi Necih, kâle eteytu Salim'en eseluhu. İbni Ebi Necih diyor ki, ben Salim, Hazreti Abdullah'ın bir mevlası, Salim'e geldim, ona sordum, ve ve'inde Babil Mescidi, o da mescidin kapısındaydı. Fekultu, ona dedim ki, keyfe kâne buke yasna. Baban Abdullah ibn Ömer nasıl yapardı? Salim Hazreti Abdullah ibn Ömer'in oğlu. Ona dedi ki evet baban
Yani sefer namazını nasıl kılardı? Kale buyurdu ki kâne izâ sadara zuhru. Önle südur etti mi? Önle oldu mi? Ve kâle nehnu mâkisûn. Biz de mukimiz. Önle oldu mi? Biz de ikamet niyet etmiş isek etemmessela namazı tam kıldırırdı. Çünkü sefer niyeti yoktu. Ve izâ kâle yok. Abdullah ibn Ömer dediği vakitte el-yevm ve gadim. Bugün yahut da yarın. Yani bugün sefer ederiz yahut da yarın sefer ederiz. Böyle sefer niyetinde olur ise ahfara tehir ederdi. Yani dört kalardı. Ve in mekete 20 leyle. İsterse 20 gece kalsın. Yarın gideceğiz, öbürsü gün gideceğiz, yarın gideceğiz, öbürsü gün gideceğiz. Böyle niyet mütereddit olduğundan 20 gün kalsa bile yine seferi. Hatta bir ay kalsa bile yine seferi. 6 ay kalsa bile yine seferi olur. Niye? İkamet niyeti yok. Aniden birden gitmek ihtimali var. Gidemiyor, ertesi günde kalıyor, 2-3 gün sonra tehir ediyor. Böyle ne kadar tehir ederse ikamet niyeti olmadığında seferi namazı kılınır. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Revhun, kâle haddesena Ebu Amir'il Khazzas, kâle haddesena Ebnu Ebi Müleyke, kâle sahibtu İbni Abbasin, Abdullah İbni Abbas'a ben müsahip oldum, onunla beraber yürüdüm, min Mekke'te ile Medine'ti. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye beraber yürüdüm. Fekâne yusallil faridata, farzi kılar idi rek'ateyn, iki rekat kılar idi. Eshab'dan Abdullah ibn Abbas da seferde namazı kastedermiş, iki kılarmış. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Revhun, kâle haddesena Şu'betu an Enes ibn Sirin. Kâle harecna ma Enes ibn Malik. Enes ibn Malik ile çıktık radıyallahu anh. İlâ şıkk-ı Sirin, şıkk-ı Sirin denilen yere. Teemmena fissefîneti. Gemide bize imamlık yaptı. Ala bisatin bir bisat üzerine. Bir şey serdiler, orada imamlık etti. Fasalle zuhre reketi. Önleyi iki kıldı. Sümme salla ba'daha reketi. Önleden sonra iki rekette nafile kıldı. Yani sünnet kıldı. Haddesena Yezid ibn Sinan kâle. Haddesena Yahya ibn Sa'id kâle. Haddesena Şu'betu. Kâle haddesena el-Ezrek ibn Qays. Kâle ra'eytu Ebâ Berzetel Eslemi bil-Ehvas. Ebâ Berzetül Eslemi'yi Ehvas, Ehvas şimdi İran'da, orada gördük. Sallel Asr, ikindiyi kıldı. Kıldırdı yahut. Kultu ben dedim ki, fekem sallâ, kaç kıldırdı? Kâle rek'ati, iki rekat kıldırdı. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavvî buyuruyor ki, fehâ ulâ-i ashâb-ı Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu zikrettiklerimizin hepsi Resulullah Efendimiz'in ashabıdır. Kânû yaksirûne fîs-sefer, seferde namazı kast ederdiler, iki kılardılar. Ve yünkirûne, hem de inkar ederdiler. Alâ men etemmet, dört rekat kılanlara da inkar ederdiler. Dört rekat kılanlara inkar ederdiler, iki kılınmaz, iki kılınır. Alâ tera, sen görmez misin? Enne sa'den sa'di bin ebi vakkas. Lemmâ kîle lehû vaktaki, ona denildi ki, innel misvera, Misver ve Abdurrahman ibn Abdi Yavuz. Abdurrahman ibn Abdi Yavuz bu ikisi yutimmani namazı dört kılıyorlar. Kale Hazreti Sa'd buyurdu ki nahnu a'lem, biz daha iyi biliyoruz, onlar iyi bilmiyorlar dedi. Ve lem yu'zirhuma, onları mazur kılmadı. Fi itmamihima, namazlarını tamam kılmada mazur kılmadı. Yani onlar da öyle de olabilir, işte bunu mazur görür. Ben iki kıldım ama dörtte kılınır. Onlar dört kılmışsa o da olur demedi. Ne dedi? Biz meseleyi iyi biliyoruz. Onlar iyi bilmiyorlar dedi. Ve innel racülellezî kaddemehu Selman. Şöyle bir adam ki Hazreti Selman onu teklim etti radıyallahu anh. Ve ma'hu selâsete aşere min ashâbi Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Onlarla beraber 13 sahâbi de var idi. Fesallâ erbe'en. O tekaddüm eden zat dört kıldırdı. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Selman ona dedi ki مَا لَنَا وَلِلْمُرَبَّعَ Bu dört rekat kılmak bizim neyimize gerek? وَاِنَّمَا اِنَّمَا يَكْفِينَا نَصْفُ الْمُرَبَّعَ Bize onun yarısı kafiydi, iki rekat kafiydi. Niye bu dördü kıldırdın diye inkar etti. وَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ
Hazreti Sel bunu inkar etmedi. Aleyhi Hazreti Selman üzerine men bir kimse ki kâne bi hadrati. Onun huzurundaydı min ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 13 kişinin hepsi ashab-ı Resulullah'tan. Hazreti Selman o 4 kılığına niye 4 kıldırdın? 2 bize yeterdi dedi. Ashabdan hiçbirisi itiraz etmedi ki 4 de kılın. Diyen oldu mu? Olmadı. Hepsi ittifak ettiler ki 2 kılınacakmış. Ya 4 kıldıran o da sahabi. O bilmiyormuş meseleyi. Meseleyi bilmediğinde bilen ona inkar etti, ötekiler de sükut etti. Sükut ikrardandır. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki اَنَّ مَزَاهِبَهُمْ Ashabın mezhepleri lem tekün olmadı. اِبَاحَةَ الْاِتْمَامِ فِي السَّفَرِ Sefer de tamam etmek mübahtır, mezhepleri bu değildir. Bu buna delalet ediyor. İstersen 2 kıl, istersen 4 kıl. 2 kılmak da mübah, 4 kılmak da mübah. Yok. 4 kılmak mübah değil. Bu delalet ediyor ki 4 kılmak günah. Mübah değil. Kerahat var onda. O kerahat ya tahrimi olacak ya tenzihi olacak. Ala kulli hal Resulullah Efendimiz'in sünnetinin hilafı 4 kılmak. Hocam efendim bir şey var, bir dakika. Bu biz mukim olan bir imamı misafir ittiba etti. O tam kılar, o başka. Tam kılıyor. O kalan, tamamlanan nafile mi oluyor? Yani tamamlanıyor ya. Evet. Nafile oluyor. Hayır, imamı ikra ettim, onun iki reketi dört olur. Onun iki dört olur. İmamı ikra ettim, onun farzı dört oldu. O kıldır, hep farz sayılır. İmam vasıtasıdır. Farz mı sayılır? Evet. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse ki فَكَدْ اَتَمَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ Şimdi itiraz ediyor ki bak Hazreti Selman'ın teklim etmiş olduğu adam itmam etti. اَلَّذِي قَدَّمَهُ سَلْمَانِ Hazreti Selman'ın geç namazı kıldır dediği adamı tamam etti. وَالْمِسْوَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Misver de Sa'd ibn Ebi Vakkas ile Şam'da bir köyde oldukları vakitte o da dört geliyordu. وَهُمَا sahabiyen Bunlar da sahabi. Sen de madem sahabelerden delil getirdin bak iki sahabi. Biri Misver ibn-i Makhame birisi gene Abdurrahman ibn Ebdi Yavuz bir Hazreti Selman'ın teklim ettiği o zat. Bunlar dört kıldırdı bak. Dört kıldırdı. Bu da bize delil olur derler. Fakat dâdde zâlik işte bu zıdd oldu. Mâ revâhu Selmanu radıyallahu anh Hazreti Selman'ın rivayet ettiğine zıdd oldu. Ve men tâbe'hu Hazreti Selman'a tabi olanların rivayetine de zıdd oldu. Ala terkil itmami fi sefer. Seferde tamamlayı terk edin diyen adamların rivayetine mariz oldu. Yani siz terk edin diyorsunuz. İşte bak bunlar da sahabe. Bunlar da terk etmemiş. Tam kıldırmışlar. Öyleyse. Arada taarruz oldu. Kıyle lehu adama denilir ki ma fi hada senin bu itirazında olmadı. Delilun ala ma zekertum. Sizin zikrettiğinize delil olmadı. Siz ne dediniz? Muhayyerdir. İsterse iki kılar, isterse dört kılar. Buna size göre bir delil yok ki bunlarda. Niçin? لَاَنَّهُ شَانْ فَدْ يَجُوذُ جَائِزُ olurken يَكُونَ الْمِسْوَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Misver ola. وَذَٰلِكَ الرَّجُلُ Bir de o Hazreti Selman'ın teklim etmiş olduğu adam ola. اَتَمَّا Bunlar tamam ettiler. Namazları dörder kıldılar. لَاَنَّهُمَا Bunlar لَمْ يَكُونَا يَرَى Yani görmezdiler. ذَٰلِكَ السَّفَرِ O seferde kasran. Kasır görmezdiler. Sefer müddeti var mı yok mu? Bu ihtilaflı ya. Ne kadar mesafe gidecek ki sefer ola? Caiz ki onlara göre o mesafede sefer hükmüne girmedik diye kanaatleri var idi de onun için dört kıldılar. لَنَّ مَزْهَبَهُمَا Onların ikisinin mezhebi اَنْ لَا تَقْصِرَ اَنْ لَا تُقْصَرَ قَصْرُ olunmamaktır السَّلَاتُ نَمَزْ اِلَّا فِي حَجِّنْ اَوْ اُمْرَةٍ اَوْ غَزَاتٍ Ve bir mezhep var ki namaz kasr olmaz. Ya hac olacak, ya umre olacak, ya gaza olacak ki namaz kasr edilir. Yoksa başka seferlerde namaz kasr olmaz diye böyle bir mezhep var. Caiz ki bunların mezhebi de böyle ola. فَاِنَّهُ قَدْ سَعَبَ اِلٰى ذَٰلِكَ Bu kavle zahib oldu. اَيْذَا غَيْرُهُمَا Bunların ikisi buna zahib olduğu gibi bazı zatlar da buna zahib oldular. Yani mübah olan başka bir sefere giden namazı kastetmez. O mezhebe göre. Ya hacca gidecek, ya umreye, ya gazaya. Bu kavil de var. Gerçi o müftabih değil ama caiz ki o sahabelerin fikri oydu.
Onun için tamam kıldılar. فَلَمَّ اَحْتَمَلَ وَفْتَكِ مُحْتَمِلُ اُلْدِ مَا رُوْوِيَ عَنْهُمَا Bu iki sahabeden rivayet edilen مَا زَكَرْنَا bizim zikrettiğimize mühtemil oldu. وَقَدْ سَبَتَتْ تَكْسِيرُ Halbuki teksir sabit oldu. عَنْ اَكْسَرَ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Peygamber Efendimiz'in eshabının ekserisinden. لَمْ يُجْعَلْ ذَٰلِكْ Bu kılınmadı, nudadden zıt kılınmadı. لِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ اَسْحَابِ كِرَمْدَ Rivayet edilen rivayetlere zıt kılınmadı. Öyle de olur. Evet. Muhterem, yani bu ihtimal olduğundan caiz ki bu iki zat dört kılmışlar. Ha, seferde dörtte kılınır, ikide kılınır. Bu ihtimal var. Caiz ki bunlar hayır. Herhangi bir seferde namaz kesredilmez. İlla ki hac, ömre yahut da gaza olur. Caiz ki bu mezhebe zahip olmuş olurlar. İhtimal. Bu ihtimal olduğundan bu sizin getirdiğiniz delil olmaz. Evet. Halbuki ashab-ı kiramın diğerlerinden teksir sabit oldu. İzkâne kad yecûz. Caizken yekûn ola felâfi zâlik. Bunun hilafına ola. Ve hâdî Osman ibn-i Affan. Hazreti Osman ve kad sallâ bimünen erba'an. Mina'da dört kıldırdı. Fe inkere zâlike aleyhi Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh. Abdullah ibn-i Mesud Hazreti Osman'ı inkar etti ki sen nasıl dört kılarsın? Burada iki kılınır. وَمَنْ أَنْكَرَ مَعُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah bin Mesud'la beraber ashabın başkaları da itiraz ettiler. وَاِنْ كَانَ عُثْمَانُ اِنَّمَا فَعَلَهُ Hazreti Osman halbuki bunu işledi. Yani dört kıldırdı. لِمَعْنَنْ Bir mana için ki رَآ بِهِ Onu gördü o manayı. لِمَعْنَنْ رَآ بِهِ O mana sebebiyle gördü. İtmam-ı salah, namazı tamam etmeyi gördü. Orada bir mana vardı ki Hazreti Osman bu mana bulun değil mi namaz tamam olur. Mimma sana sifuhu o da neden? Mimma bir şeyden ki sana sifuhu biz onu vesvederiz. Fî mevdeyi yerinde min hazel bab bu babdan inşallahü teâlâ. Yerinde aşağıda onu bahsedecek. O mana da neydi? Hazreti Osman dedi ki ben Mekke'de ev aldım, mukim oldum. Mukimler iki kılamaz. Onun için özellikle. فَلَمَّا كَانَ الَّذ۪ي سَبَتَ لَنَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَمَّا كَانَ وَقْتَكُ اُلْدِي تَقْصِيرَ السَّلَاهِ Namazı kasır oldu. فِي السَّفَرِ Namaz seferde لَا اِتْمَامَهَا İtmanı değil. Resulullah Efendimiz'den ve Ashab-ı Kiram'dan bizim için sabit olan ne oldu? Seferde namazı kasretmek tamam değil, itmam değil. Kasredildikten itmam etmeyecekler. فَيَكُونُ ذَلِكْ İşte bu olur. قَاتِعًا كَتْعِدِكُ olur. لِمَا ذَهَبَ اِلِهِ مُخَالِفُكُمْ Sizin muhaliflerinizin zahir olduğu hükmü kesti, kökünden kesti, attı, söyledi. Atladık. Ha, yani sabbatı, la itmanı, lem yecüzlene. İkimiz için caiz olmadı, en muhalife zalik. Biz muhalefet edelim, la gayri buna. Bizim için kat'i sabit oldu ki seferde namaz kesredilir, itmam edilmez. Öyleyse biz bunu terk edip de başkasına gidemeyiz. Yani dördü kılamayız. Fe'in gâle gâilun. Onun tamamıyla. Bir adam yatıraz etse ki fehel râyeytin mi? En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiniz mi? Şeyen bir şey ki yedüllüküm size delalet eder. Hala enne terâidu salâh namazın farzları rekatani iki rekattir seferi seferde. Feyekûne zâlike bu ola gâti'an ket'edici ola limâ zâhede ileyhim muhalifukum. Size muhalif olanların zahib olduğu hükmü ket'edici ola. Diyor ki siz bunları getirdiniz. Bu ket'i değildir. Fakat Resulullah Efendimiz'den bir rivayetiniz var mı ki seferde namaz ikidir. Onu getirin. Ki sizin muhaliflerinizin hükmünü külliyen kastesini kaldırsın asıl. Böyle bir rivayet var mı elinizde? Bunna naam. Dedik ki evet. Var. Seferde namaz ikidir. Dört değildir. Haddesena Rabi'ul Mezzin. Kale haddesena Esed'in. Kale haddesena Abdülaziz ibn-i Muaviye. Kale haddesena Yahya ibn-i Hammad. Ha. Ve haddesena ibn-i Merzuk. Kale haddesena Ebu İshak al-Darif. Kale haddesena Ebu Avane. En-Bukeyr ibn-i Lahrim. المجاهدين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس روايه ولندك انه قال بيقول قد فرض الله الصلاه جنابات نماز فرض دي على لسان نبيكم نبي نزل لسان الجرمه
yani Kur'an'da gelmedi. Ya Resulullah Efendimiz'e vahiy edildi. Manen vahiy. Resulullah Efendimiz'e buyurdular. Fil habari haberde erbaan dört. Vefis seferi seferinde rekatin iki rekat. İşte Kur'an-ı Kerim'de dört diye evde içindi yastığı yok. Dört diye yahut iki diye yok. Yalnız Resulullah Efendimiz'in lisanıyla beyan ediliyor. Hadar'da dört, seferde iki. İşte Abdullah bin Abbas bunu rivayet eyledi. Seferde namaz kaçırmış? İki. Bir. Haddesine Ebu Bekir'de kâle haddesine Ebu Amir'in ve Ravhin. Kâle haddesine Sevriyü an Zebidil Yami. Ha. Ve haddesine Ebu Bekir'de kâle Ebu'l Mukarraf ابن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال حضرت عمر بيقولر في صلاة الأضحى ركعتان قشلق نماتي قشلق değil burada أضحى قربان bayram namazı ikidir والفطر ركعتان رمضان bayramı iki rekattir والجمعة والجمعة yani cuma namazı rekatan o da iki rekattir. Ve salatü seferi rekatan. Sefer namazı da ikidir. Temamun leyse bi kasir. Bu iki rekat tamamdır. O namazın tamamı zaten iki rekat. Leyse bi kasir. Kasir değildir. Dördü mü şikiye inmiş. Bayram namazı dördü mü şikiye inmiş. Cuma namazı dördü mü şikiye inmiş. Böyle değil. Aslı o. Aslı iki rekat. Tamam o. Sefer de böyle. Evet. Ala lisan-ı nebiyyüküm sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in lisanıyla bunlar böyle beyan edilmiş. Bu vetti iki, ikinci hadis. Ve haddesena Yezid ibn-i Sinan kâle haddesena Ebu Amir ve Müslim ibn-i İbrahim kâle haddesena Muhammed ibn-i Talha en Zebid en Abdirrahman ibn-i Ebi Leyla kâle hatabena Umar radıyallahu anh fe zekere mislehu Hazreti Umar kutbu okudu ve böylece zikretti. وحدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عمر رضي الله عنه فذكر مثله يعني يزيد بن سنان ده حلفة عمر بحديث شريفين عينا böyle zikrediyor. وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو إسحاق الضرير قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد فذكر بإسناده مثله يعني حزبة عمر بن جلم بروايته bu senetle de zikreyledi. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene el-Kavaririyü kâle haddesene Yahya an Süfyan kâle haddesene Zebidun an Abdirrahman ibn Ebi Leyla an İstikati an Umar'a radıyallahu anh. Abdirrahman ibn Ebi Leyla sika olan bir adamdır. Sika ismini zikretmiyor da sika olan bir adam diyor. An İstikati sika olan bir adamdır rivayet eylemiş o da Hazreti Ömer'den. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا شريك عن زبيد فذكر بإسناد مثله غير أنه لم يذكر عن الثقة ثقة دمدي عبد الرحمن أبي ليلى عبد الرحمن حزة عمردن أولونجا أرادة بيزات يعني ذكر دميرو حزة عمر görmedi عبد الرحمن أبي ليلى حديث من قتي oluyor سنة من قتي oluyor. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس sordum فقلت إني أقيم بمكة ben Mekke'de ikamet ediyorum فكم أصلي ben namazı nasıl kaç kılayım قال ركعتي iki rekat سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم Ebu'l Kasim Hazreti Peygamber'in künyesi. Onun sünneti olarak iki kılacaksın. Mekke'de yani yukimü bin Mekke yani misafir. O devamlı ikamet değil de gelmiş de Mekke'de kalıyorum ben. Ama misafirim kaç kılacağım. Yoksa Mekke'li iki kılıyorum anasını değil. Haddesene el-Hasan ibn Abdullah ibn Mansur kâle haddesene el-Kasim ibn Cemil kâle haddesene شريك عن جابر عن عامر عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس رضي الله عنهم قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس buyurdular ki سن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برسمنا مشروق
salat-ı seferi, sefer namazını rak'eteyn, iki rekat. Vahiyye, o iki rekat tamamın namazın tamamıdır. Yani dörtten ikiye indirilmiş değildir. Asıl farzı böyledir. Farz edilmiş yani iki rekat farz edilmiş. حدثنا أبو بكر قال حدثنا رفع قال حدثنا شعبة عن جابر رضي الله عنه فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكر قال حدثنا رفع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز أنه سأل عمر رضي الله عنه حضرة عمر محرز سورج عن الصلاة في السفر سفر نمازدان فقال أخشى قرقرمك en tekzibe aliye, benim üzerime yalan söyleyecek. Yani ben rivayet edeceğim, benden alacaksan ondan sonra Ömer yalan söyledi dersen. Rek'ata iki rekattir. Men halefe sünnete kefer. Bu Resulullah'ın sünnetidir, buna muhalefet edilme kafir olur. Yani iki rekat değildir bir adam derse, sefer namazı iki rekat değildir derse, kafir olur. Kafir olur ne manasına? Küfrani nimet etmiş olur. Haşiyede diyor ki el-küfr, el-murad, el-küfr havuna küfrani nimet. Elleti an'amallahu biha min et-tahrim. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e hafif olsun diye iki rekat sefer namazın iki rekat farz buyurmuş. Bunu sen durursan ben bunu beğenmiyorum, dört kılacağım dersen evreyi altı kılacağım gibi olur. Akşamı beş kılacağım gibi olur, işte küfrani nimet olur. Allah'ın vermiş olduğu nimeti karşılıyor, kabul etmiyor. O kabille kabul olur. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Rehum, kâle haddesena Şöbet'e kâle haddesena Ebu Teyyâh. Mu'arrik kâle se'ale Safvan ibn Muhriz en Umar'a radıyallahu anh fezekere mislehum. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن التصرف في السفر إمام طاووسا sormuş ki seferde nafile kılınır mı? فقال وما يمنع فسني نمنع لن يكن ميوسن فقال الحسن بن مسلم أنا أحدثك ben sana rivayet edeyim أنا سألت طاووسا عن هذا ben Tavus, İmam-ı Tavus'a bu meseleyi sordum. Fekale kâle ibn Abbas radıyallahu anh'a İmam-ı Tavus Abdullah ibn Abbas'dan rivayet etmiş ki kad farıza Abdullah ibn Abbas diyor ki farz kılındı. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz için farz kılındı. As-salatu namaz fil hadari hadarda erbaen dört olarak ve fil seferi seferde de raketeyn iki olarak. فَكَمَا يُتَطَزَّعُ نَافِلَ كِلُنْدُهُ gibi هَاهُنَا hali ikamette قَبْلَهَا وَمِنْ لَعْدَهَا namazdan evvel sonra hadarda nafile kılındığı gibi فَكَذَٰلِكَ يُسَلَّى yine böylece kılınır فِسَّفَرِ seferde de kılınır قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا evvelinde de sonunda da nafile kılınır yani seferde nafile kılınmaz diye bir şey yok. Farzlar dört reketli farzlar ikidir ama sünnet yine kılınacak. Eğer illa ki yol üzerinde olursan sünnet ile meşgul olacaksansa gafile kaçacak yahut da başka bir meşgul var o başka. Haddesene ibn-i Haddesene Yunus kâle ahberene ibn-i Vehbil enne maliken haddesehu en salih ibn-i Keysan عن عروة عن عائشة قالت فردت الصلاة أول ما فردت ركعتين. حضرت عائشة رضي الله عنها diyor ki namaz farz olunduğu أول ما فردت أول farz olunduğu vakitte ne kadar farz olundu? ركعتين iki rekat. فأقرت إقرار olundu yerinde kılındı صلاة السفر. Namaz sefer namazı öyle olduğu gibi iki rekat zaten farz olmuştu yerinde kaldı. وَزِيدَ فِي صَلَاتِ الْحَدَرِ fakat hadar namazında ziyade kılındı. Namazın asıl farziyeti ikişer rekat. Seferde hadarda. Seferde olduğu gibi kaldı. Hadarda iki rekat ziyade kılındı. حَدَّسَنَا صَالِحُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّسَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا مَالِكُ سُمَّ ذِكَرَ بِيْسْنَادِهِ مِسْلَهُ. Bu hadis-i şerifi
Salih ibn Abdurrahman'dan rivayet ediliyor. Haddesena ibn Merzuk, قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر بني عامر'dan bir adamdan rivayet edildi Ebu Kulabe أنهُ أتى النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e bu adam geldi وَهُوَ يَطْعَمْ Peygamber Efendimiz yemek yiyor diyor. فَقَالَ هَلُمَّ فَكُلْ Gel sen de ye dedi. فَقَالَ اِنِّي صَائِمْ Bu adam dedi ki ben orucum. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdu ki اُدْنُ Yaklaş. حَتَّى اُخْبِرَكَ عَنِ الصَّوْمِ Hatta oruçtan sana haber vereyim. اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri وَدَعَ Koydu, bıraktı. شَفْرَ السَّلَاتِ Namazın yarısını yani misafiri misafirde. Namazın yarısı 4 rekatler 2 rekat oldu. وَالصَّوْمَ Orucu da vaz etti, bıraktı. عَنِ الْحُلَّ وَالْمُغْدِ Hamile kadın olur yahut da süt emdirir. Evet. Ondan da orucu yani eğer oruç tutsa o hamdine zarar verecek yahut o çocuk doymayacak. Onu da affetti. Sonra kaza etmek şartıyla. Namaz öyle değil de orucu kaza etmek şartıyla onu vazetti. Evet. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا رافع قال حدثنا حماد عن الجريري يعني عن ابي العلاء عن رجل من قومه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله اين بهذه الشريفه وذكرت حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا نعيم بن حماد قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا خالد الحذاء عن ابي قلابة عن رجل قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتي Ebu Kilabe'den rivayet ediyor ki o da bir adamdır. O zat demiş ki ben Peygamber Efendimiz'e bir ihtiyaç zümründe geldim. İzâ huve yetegadda. Baktım o da gada, yemek yiyor. Sabahtan öğleye kadar yenilen yemeğe gada derler. Akşamdan yatsıya kadar yenilen yemeğe aşa derler. Gada denildiğine göre yani sabah vakti yahut da öğle vakti. Yemek yiyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki Helumme ilel gada. Gel sen de yemek yiye. Kultu o adam diyor ki ben dedim ki inni saimim. Ben orucum. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allah azze ve cel. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu vada'a anil misafiri misafirden vez etti. Yani misafire bağışladığınız sottala namazın yarısını ve savımı bir de orucu. Namazın yarısını bir de orucu. Yani oruç sonra kaza edilmek şartıyla. Fakat namazın kazası yok. Affetmiş. Şimdi bu hadis-i şerifte delalet ediyor ki misafir iki rekat kılacak. حدثنا نصر قال حدثنا نعيم قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب قال حدثني أبو قلابة عن شيخ من بني قشير عن عمه أبو قلابة bir zattan ihtiyar bir adamdan rivayet ediyor o ihtiyar da beni kuşeyden o da amucasından rivayet ediyor ثم لقيناه يوما O adama diyor sonra bir gün biz tesadüf ettik. Fekale lehu Ebu Kulabe. Ebu Kulabe ona dedi ki haddisu bu hadisi sen rivayet eyle. Yani Eyyub'a. Kime rivayet edecek? Bu zemirinin merceğini beyan ediyor. Yani Eyyub'a bunu rivayet eyle dedi. Fekale şeyh. O şeyh de dedi ki haddeseni ammi. Ammi bana rivayet eyledi ki ennehu zehebe fi ibilin lehu. أنه ذهب أمك في إبل له kendisinin develeri hususundaki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göndermiş olduğu bir müfrese gaharet yaparken oraları o adamın develerini de almışlar. Müslüman olmaya kabilelere gaharet yapardılar Müslümanlar. Bir mallarını diklerini toplayıp götürdüler. Onun da develerini götürmüşler. O adam da develerini talep için gelmiş. Femteha ile Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in huzuruna gelmişler. Sümme zekere mislehu. Sonra bu hadisi şerifi zikretti.
gelmiş ki Peygamber Efendimiz yemek yiyor, sen de gel buyur yemek ye demiş. Orucum demiş, o da demiş ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri misafirden namazın yarısını ve orucu vaz etti, affetti. Ve zâde, fakat bu rivayette ziyade iledi ve anil hamili vel murdi'i. Sede misafirden değil, hamil olan kadından ve emzikli olan kadından da orucu, bu namazı değil de bunlardan, orucu vaz etti. Yani sonra kaza etmek şartıyla iftar eder, sonra kaza eder. Ama herhangi bir hamil yahut mürdü olan değil. Oruç zarar verirse ona, eğer orucu tutarsa zayıf düşecek, bu sefer karnındaki çocuk helak olacak. Yahut da oruç tutarsa zayıf olacak, çocuğu doymayacak, çocuk helak olacak. Helak derecesinde olursa o vakitte iftar edebilir, böyle keyif için değil. حدثنا نصر قال حدثنا نعيم قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن سليم عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك من بني عبد الله بن كعب بن مالك. Evet, Muhammed bin Selim Abdullah bin Sevade'den rivayet ediyor. Abdullah bin Sevade de Enes bin Malik'ten. Ve Enes bin Malik bizim bildiğimiz Enes bin Malik değil, Peygamber Efendimiz'in hizmetçisi. Diyor ki beni Abdullah bin Kâb bin Malik'ten olan Enes bin Malik'tir. Kâle, Enes bin Malik dedi ki "Egâret aleyna, bize igâre eyledi. Hayr-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in atlıları geldi. Malımızı, mülkümüzü aldı, götürdüler, talan ettiler. Tümme zekere mislehu." Sonra bu hadis-i şerifin mislini zikretti. Yani biz de develerimizi almak için gittik Resulullah Efendimiz'e. Evet, Resulullah Efendimiz de yemek yiyordu. Gelin yemek yiyin dedi. Bunun üzerine o adam ben orucam dedi. O da buyurdu ki geç hele yukarı Hacı Efendi. Selamünaleyküm. Haddesen Ebu Bekrete ve İbn-i Mersuk'un kâle haddesen Ebu Davud an Ebi Avane, an Ebi Bişrin, an Hani İbn-i Abdillah İbn-i Şakir, an Raculin Belceriş, yani Min Belceriş. Beni, Araplarda bir kaide vardır. Mesela beni filan, beni filan derler. Bazen de ihtisar isim bayi getirir, nur hasf ederler. Bilceriştir. Bu bilhassa Hadramut taraflarında çok vardır. Belceriş'ten bir adamdan rivayet eylemiş. Kâle künnâ nüsafirû. O zat dedi ki biz misafir idik. Fâtihine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna geldik ve huve yet'am. O da yemek yiyordu. Fekâle buyurdu ki helümme fatan. Gel sen de ye dedi. Fekultu, o zat diyor, ben dedim ki inni saimun, ben orucum. Fekale, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki helümme gel, uhaddisuke, ben sana söyleyeyim. Anis siyami, oruçtan. İnne Allah'a Cenab-ı Hak vada'a vez etti, bıraktı. Anil misafiri, misafirden. Es siyame, orucu. Ve şatras salah, namazında yarısını. Yani misafir Ramazan ayında orucunu yiyebilir. Cenab-ı Hak bunu mübah kıldı. İsterse tutar, isterse yer. Fakat yerse sonra gününe gün kaza eder. Namazın da yarısını affetti. Bu zaten yarısı. Seferde namazın yarısı kılınır. Tam kılınmaz. Onun kazası yok. Zaten o kadar. Bu hadisler hepsi neye delalet ediyor? Seferde namaz iki kılınır. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثنا أبو قلابة قال حدثني أبو أمية أو عن رجل عن أبي أمية قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر بن سفردن geldim رسول الله Efendimizin huzuruna gittim فقال buyurdu ki ألا تنتظر الغداء غداية انتظار etmez misin yemeğe. Ya Ebu Ümeyye, ya Ebu Ümeyye, sen gadaya beklemez misin? Yemek yiyelim. فَقُلْتُ اِنِّي صَيْمٌ. Ben cevap verdim ki, ya Resulullah, ben orucum. ثُمَّ ذَكَرَ مِسْلَهُ. Sonra bu hadisi şerifin mislini zikretti ki, gel sana haber vereyim. Cenab-ı Hak
misafirden orucu kaldırdı. Yani mübah kıldı. Gaza etmek şartıyla yesin. Bir de namazın yarısını kaldırdı. فَهَذِي الْاَسَرِ işte bu eserler اَلَّتِي رَوَيْنَاهَا öyle eserler ki biz rivayet eyledik. Kimden rivayet eyledik? اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet eylemiş olduğumuz bu eserler, bu hadisler tedullü delalet eder ki ala enne fardal musafir musafirin fardi rek'atan iki rekattir. Bu hadis-i şeriflerden çıkan mana bu. Musafirin farzı kaç rekattir? İki rekattir. Yalnız akşam üç rekattir. Ötekiler hep iki rekattir. Ve ennehu musafir fi rek'ateyhi o iki rekatinde ne gibidir? Kim gibidir? Kel mukimi mukim olan bir adam gibidir. Ne de fi erbaatin dört kılmada. Mukim olan bir adamın önlesi kaç rekattir? Dört. Musafirin ikidir. Mukimin ikincisi kaç rekattir? Dört. Musafirin iki. Mukimin yatsısı kaç rekattir? Dört. Musafirin de iki. Nasıl? Mukim öndeyi, ikindiyi, yasıyı dörtten fazla kılması caiz değil ise misafirin de ikiden fazla kılması caiz değil. فَكَمَا لَيْسَ لِلْمُقِيمِ Nitekim mukim için olmadı. اَنْ يَزِيدَ فِي صَلَاتِهِ namazında ziyade etmek olmadı. اَلَا اَرْبَعَةٍ dört üzerine şeyen hiçbir şey. Dört üzerine ne beş kılabilir, ne altı kılabilir, hiçbir şey ziyade etmesi caiz değildir. Kılsa haramdır. Misafirin de öyle diyor. Fekezalike yine böylece leys olmadı lil misafiri misafir için de en yezide ziyadeye de fi salati namazında ala rekatin iki rekat üzerine şeyen hiçbir şey. İki rekat üzerine bir şey ziyade etmesi caiz değildir. Ve kânen nazaru indena bizim indimizde kıyasla oldu. Fi zalik bu mesele hakkında. Enna ra'eyna biz gördük el furuda farzları. Öyle farzlar ki el müctema'a aleyha kendisinin üzerine icma olunmuş. Yani ulemanın ittifakıyla beyan edilmiş ki farzlar la budde elbette lazımdır. Limen bir kimseye ki hiye o farzlar aleyhanın üzerine olucudur. Farzlara baktık. Bir adamın üzerine farz namaz oldu mu? Evet. Elbette lazımdır. Mine niye etiye biha o farzları getire. Öğleyi kaç kılacak bir adam? Dört kılacak. Sabahı kaç kılacak? İki kılacak. Zeruri. İkindiyi dört kılacak. Akşamı üç kılacak. Yasıyı dört kılacak. Çünkü bunlar farz. Ve la yekûnü lehu. O adam için olmaz. Hıyarun muhayyer olmaz. Neden muhayyer olmaz? Fe en la yetiye getirmemek de, yapmamak da. Bima bir şeyi ki aleyhi an üzerine olucudur minha farzlardan. Kendisinin üzerine farz olan evleyi ister takılsın ister takılmasın. Var mı böyle bir şey? Yok illa kılacak. İkindi, akşam, yasi, farz. Bu farzı adam istersem yaparım, istersem yapmam. Böyle bir şey var mı? Yok. Yani ulema bir ittifak diyor ki bir adamın üzerine bir şey farz oldu mu muhakkak onu yapacak. Kendi keyfine değil. Ve kânen nazaru evet. Ve kâne oldu. Mâ ol bir şey ki üç mi'ar. Aleyh anın üzerine icma olundu ki enneler racülü bir adam için olucudur. En ye'tiye bihi o farzları getire. İnşa edilerse ve inşa edilerse lem ye'ti bihi onu yapmaz. Yani diyor bir kaide vardır ki ulema icma eylemişler ki bir adam isterse yapar isterse yapmaz. Olan şey nedir? Fehve o ettatavru nafiledir. İsterse yapar, isterse yapmaz. Bu nerede olur? Nafilelerdir. Yani her iki tarafın uleması, her bütün mezhebin uleması diyor ki nafilenin sıfatıdır bu. İsterse yapar, isterse yapmaz. Evet. İnşa fealehu, dilerse nafileyi yapar. Ve inşa terekehu, dilerse terk eder. Fehâzî buhye sıfatu tatavru. Tatavrun sıfatıdır. Ve ma ol bir şey ki la budde elbette lazımdır. Minel ityani bihi onu getirmek, onu yapmak elbette lazımdır. Fehvel fardu. O da farzdır.
Muhakkak yapılması lazım olan şey, o da neyin sıfatıdır? Farzdır. Onun yapması muhakkak lazım, terk etmesi caiz değil. Ve kâneti rek'ata, iki reket oldu. Öyle iki reket ki, lâ budde minel meci'i bihima, anları getirmek elbette lazım olan. Bu elbette oldu. Demek ki iki reket, seferde iki reketi yapmak, lâ bu zerurunu yapacak. Ve ma ba'dahuma, fakat o iki reketten sonrası fefihi ihtilaf. İşte ihtilaf burada. Mesela misafir evle iki reket kılacak. Kılacak. Onda ihtilaf yok. İkindiyi o da ikiye kılacak. Yatsı ikiye kılacak. Bunda ittifak var. Çünkü o farz. Peki o ikiden sonra üçüncü, dördüncü reketleri kılması caiz mi değil mi? İşte ihtilaf bunda var. Bir kısmı diyor ki muhayyerdir. İsterse kılar, isterse kılmaz. Bir kısmı da diyor ki hayır, kılmaz. Kılması caiz değildir. İhtilaf bu değil mi? Zaten şimdiye kadar okuduğumuz dava bu. فَقَوْمٌ bir kavm يَقُولُونَ derler ki لَا يَنْبَغِي لَايِقْ olmaz اَنْ يُؤْتَى بِهِ onu getirmek layık olmaz. Yani iki reket farzı yaptı mı gerisini kılmak caiz değildir. Layık değildir. وَقَوْمٌ bir kavm de يَقُولُونَ derler ki لِلْمُسَافِرِ misafir için caizdir اَنْ يَجِيَ بِهِ o üçüncü, dördüncü reketlerin getirmek caizdir. İnşa edilirse ve lehu gene misafir için caizdir. En la yeciye bihi onu getirmeye. İsterse getirir, kılar. İsterse kılmaz. Bir kavim de böyle dediler. Muhayyerdir. İsterse kılar, isterse kılmaz diyenler kim? Şafiiler, diğer mezhep sahipleri. Evet. Hayır, ikiden fazlasını kılmak caiz değildir diyenler de Hanefiler. Rek'atani, iki reket kılınması zaruri olan iki reket mevsufetani mevsufturlar bi sıfatil farz. Farz sıfatıyla mevsufturlar. Misafirin kılacağı önde de, ikindi de, yatsı da o evvelki iki reket farz. O farzla mevsuftur. Fehuma faridatun. Onların ikisi farzdır iki reketi kılmak. Ve ma ba'der rek'ateyn. İkiyi kıldıktan sonra iki daha kılmak mevsufu mevsuftur. Bir sıfatı tatavu. Tatavu sıfatıyla mevsuftur. Fehve tatavu. O tetavudur. Şimdi Şafiilere soruyoruz. Evleyi dört kılsa bir misafir. Kaçı farz, kaçı nafile? Ne diyecek o cevabında? İkisi farz, ikisi nafile. Misafir iki kılsa olur mu olmaz mı diyoruz onlara? Olur diyor. Öyleyse farz kaç reketmiş evledi? İki. Ama diyor isterse iki reket daha kılar. O sonradan kılacağı iki reket farz olarak mı kılacak? Nafile olarak mı kılacak? Farz diyemez ki. Nafile olarak kılacak. Niçin? Çünkü ona farz olan ikiydi. Eğer o iki reketi de kılıp da dört ötmek farz olsa iki reket kılması caiz olmaz. Ona illa dört kılması lazım. Halbuki öyle değil. İsterse iki kılar, isterse dört kılar. Ama o son kılacağı iki reket nafile oluyor. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ bununla sabit oldu ki اَنْدَ الْمُسَافِرَ مُسَافِرْ فَرْضُهُ onun farzı rekatan iki rekettir. وَكَانَ الْفَرْضُ عَلَى الْمُقِيمِ mukim üzerine farz da oldu, erbe'en dört oldu. Nerede? فِيمَا bir yerde ki يَكُونَ olur فَرْضُهُ onun farzı عَلَى الْمُسَافِرِ misafir üzerine reketi. Misafir üzerine iki reket olan yerlerde mukim üzerine dörttür. Önle de, ikindi de, yatsıda misafire farz olan ikidir, mukime de dörttür. فَكَمَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُقِيمِ mukime layık olmadığı gibi اَنْ يُسَلِّيَ بَعْدَ الْاَرْبَعِ شَيْئًا dört reket farzdan sonra çünkü mukimin önlesi dört reket, misafirin iki reket. Nasıl mukim dört üzerine ziyade edemezse bir şey kılması, nafile olarak bile İki reket kılsa caiz değil, layık değil. Öyleyse misafirin de iki reketten sonra kılması layık değil. Bu da kıyas. فَهَذَا هُوَ النَّزَرِ İşte bu kıyastır indana bizim indimizde. فِي هَذَا الْبَابِ bu babda. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ İşte bu üç imamın kavli de budur. Yani hem rivayetlerden aldı ki misafirler hep iki kılar. Bir de kıyasa vurdu, dedi ki nasıl mukim
dört üzerine ziyade etmesi layık değil ise misafirin üç üzerine ziyade etmesi layık değildir. Şeyin gâle gâilin, bir adam yatıraz ise, dese ki fekad rûye an cemaatin min ashabin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Sen böyle söylüyorsun ama ve böyle kıyas yapıyorsun ama halbuki Peygamber Efendimiz'in ashabından bir cemaatle rivayet edildi ki ennehum kânû, onlar oldular, yutimmûne, namazı tamam kılardılar. Yani misafir olduğu halde dört rekatli namazları dört rekat olarak kılardılar. Buna ne diyeceğim var? Bu ashab-ı kiramdan bunlar da. Ashab-ı Resulullah'tan bir cemaat. Bunlar diye tamam kılardılar. Ve zekere fî zâlik. Bu mesele hakkında zikretti. Mâ vel bir şeyi hikikat fealehu Osman'ı radıyallahu anh. Hazreti Osman'ın yaptığını bîminen minedar. Mina'da Hazreti Osman, emir-ül müminin hac kafilesini hacca götürüyor. Misafir olduğu halde Mina'da dört kıldırdı. Peygamber Efendimiz iki kıldırdı. Hazreti Ebu Bekir iki kıldırdı. Hazreti Ömer iki kıldırdı. Hazreti Osman da altı yahut sekiz sene iki kıldırdı. Ondan sonra dört kıldırmaya başladı. Bak demek dört caizmiş. Böyle bir itiraz eyleseler cevabında ne diyeceksin? Bir, وما ولد الحديث كي حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني محمد بن اسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت حديث عائشه رضي الله عنها دان روايه الى ذكي اول ما فرضت evveli maşul bir namazın evveli ki furidat farz edildi, es-salatu namaz. Yani namaz ilk önce farz olunduğu vakitte farz olundu. Ne olduğu halde? Rek'ateyni, iki rekat olduğu halde farz edildi. Namaz ilk önce iki rekat olduğu halde farz edildi. Sümme ükmilet, sonra ikmal olundu, erbaen dörde. Ve üsbitet, ispat edildi, sabit kılındı bir misafiri misafire. Yani namaz iki rekat farz kılındı. Misafirde olduğu gibi kaldı. Fakat mukimi iki rekat daha ziyade edildi. Oldu. Öyleyse namazın farziyeti ilk önce kaç rekat olarak? İki rekat olarak. Ama mukim olursa iki daha ziyade kılacak, dört kılacak. Bir de bu hadisle. قال صالح صالح diyor ki تحدثت بذلك ben bunu rivayet eyledim Ömer ibn Abdülaziz Ömer ibn Abdülaziz'e Hazreti Ayşe'nin bu rivayetini söyledim فقال buyurdu ki Urve tuhaddeseni en Ayşe radıyallahu anha Urve Hazreti Ayşe'den bunu rivayet eyledi ki enneha kânet tusalli Hazreti Ayşe kılardı ki seferi seferde erbandır kılardı. Bu rivayet yaptı ki Hazreti Aişe namaz iki olarak farz edildi. Fakat mukimleri iki rekat ziyade edildi. Ömer bin Abdülaziz'e gitti. Bu zat bunu söyleyin ki kimdi hadisi rivayet eden? Urve'den rivayet eden Salih ibn Kaysan. Salih ibn Kaysan diyor ki ben bunu Ömer bin Abdülaziz'e söyleyince Ömer bin Abdülaziz dedi ki fakat yine Urve, bu hadisi rivayet eden Urve yine Hazreti Aişe radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyor. Hazreti Aişe seferlerde namazı dört kılardı. Buna ne diyeceğin var? Yani Şafiler, Hanefilere itiraz ediyorlar. Hazreti Osman'ın meselesi bir. Hazreti Aişe'nin dört kılması iki. Haddesena Ebu Bekir'te kâle haddesena Ebu Davud'a kâle haddesena Şöbetü anil hakem an İbrahim et-Teymi an ebihi kâle istezente Hüzeyfete minel Kûfe. İbrahim-i Teymi babasından rivayet ediyor ki babası demiş ki ben Hazreti Hüzeyfe Kufe'de valiyken ondan izin istedim. Minel Kufeti ilel Medayin. Kufe'de izin istedim ki Kufe'den Medayin'e gideceğim. Ev minel Medayin'e ilel Kufe yahut da Medayin'den Kufe'ye gideceğini izin istemiş. Fi Ramazan'a Ramazan'da izin istemiş ki ben bu şehirden bu şehre gideceğim. Ay da hangi ay? Ramazan ayı. Fekal Hazreti Hüzeyfe dedi ki azenu leke, sana ben izin veririm ala en la tuftire,
şu şart üzerine ki orucu bozmayasın. وَلَا تَقْسِرَ Namazı da iki kılmayasın. Bu şartının seni izin verir. Bak bu da neye delalet ediyor? Dört kılmaya. Dört kılınacak. Bak Hazreti Zibe diyor ki ben sana izin veririm. Ramazan'da iftar etmeyeceksin. Oruç tutacaksın. Bir. Bir de namazı dört kılacaksın. Besletmeyeceksin. Kale Salih ibn-i Keysen diyor ki kultu ben Hazreti Zeyfe'ye dedim ki ve ana ekferlük. Evet. Yok Hazreti Keysen değil. Bunu İbrahim Üsteymiş. Babasından rivayet ediyor. O da diyor ki ve ana ekferlük. Ben sana zamin olurum. Yani böyle yapacağıma söz veriyorum ki en la akfere vare üstü. Namazı gasretmeyeceğim ve iftar etmeyeceğim. O şekilde o da ona izin veriyor. Bu da delalet ediyor ki namaz dört kılınır. Seferde dört kılınır. Haddesena Ebu Bekrese, kâle haddesena Ravfun, kâle haddesena İbn-i Avni, kâle kadimtül Medine. İbn-i Avni diyor ki ben Medine'ye kudum ettim, fâdrektü rek'aten minel aşa. Yatsı namazından bir rekete eriştim. Fassanaatü şeyen, ben bir şey yaptım, bir rayı kendi rayimle bir iş işledim. فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ Fukahâ-i Sebe'den olan Kasim ibn-i Muhammed'e sordum. فَقَالَ Kasim ibn-i Muhammed buyurdu ki اَكُنْتَ تَرَى Sen görür müsün? اَنَّ اللّٰهَ Cenab-ı Hak يُعَذِّبُكَ seni azap eder. Görür müsün? Yani öyle itikad edersin. Cenab-ı Hak seni azap ederdi. لَوْ صَلِّيْتَ اَرْبَانِ Dört kılsaydın seni Allah azap mı ederdi? Demek ki bu zat gelmiş, bir rekete erişmiş, kalkmış bir reket kılmış. Bir reket kılınca dört kılmamış, iki kılmış. Geçmiş Kasım ibn-i Muhammed'e sormuş ki ben yatsıyı iki kıldım. O da buyuruyor ki dört kılsan Allah seni azap eder idi. Böyle mi zannettin? Böyle mi görürdün yani? Dört kılsam Allah seni azap edecek, onun için iki kıldım. Kânet ümmül müminîne âişetü Hazreti Ayşe radıyallahu anha tusalli erbe'en dört kılardı. Kasım bin Muhammed diyor ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha seferde dört kılardı. Ve tekulu derdi lil müslimune müslimune o galat lil müslimine müslümanlara yusallune erbe'en kendisi dört kılar da ve tekulu der lil müslimine müslümanlara ki yusallune erbe'en müslümanlara siz dört kılın der. Nasıl olur bu yani? Ha? Hazreti Ayşe ve tekulü sendirsin. Hazreti Ayşe'ye razı değilsin. Hazreti Ayşe seferde namazı dört kılar değil. Ve tekulü lül müslimin. Kime razı bunun zemiri? Ayşe vardım. İyi. Ne derdi? Zaten dört kılardı. Ve tekulü lül müslimin Müslümanlara derdi. Yusallûne erba'an. Dört kılın. Öyle anlaşılıyor. Hayır, şimdi burada Kasım bin Muhammed diyor ki sen niye iki kıldın? Dört kıl. Dört kılacaktın. Sen dört kılsan Allah seni azap edecekti. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dört kılardı. Ve tekulü emri derdi. Bil müslimin Müslümanlara ki yusallûne kılsınlar erbe'en dört kılsınlar. İbare böyle olacak. Kendi dört kılardı ve Müslümanlara da dört kılın diye emrederdi. Bunlar hep delalet ediyor ki seferde namaz dört kılınır. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ravhun, kâle haddesene İbn-i Cüreyş'in. Kâle kultu li Ata. İbn-i Cüreyş diyor ki ben Ata İbn-i Yasar'a dedim ki Eyyü ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ashabının hangisi كَانَ يُوَفِّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ Seferde namazı tam kılardı. Ashab-ı kiramdan kim namazı seferde tam kılardı? İki kılmazdı da dört kılardı. فَقَالَ Hazreti Ata dedi ki لَا أَعْلَمُهُ Ben ashabtan dört kılanı bilmem اِلَّا عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اِلَّا Hazreti Ayşe'yi bilirim وَسَعَدَ بْنَ اَبِي وَقَّاسِ وَسَعَدِ بْنَ اَبِي وَقَّاسِ bilirim. Bunların ikisi dört kılardı. Bir vakit de rivayet geçti ya, ben daha iyi biliyorum. İşte cevap verecek. Hâdâ atâ. İşte bu Atâ ibn-i Yasar. Kad hekâ zâlike bunu hikâye eyledi.
An Sa'd'in Sa'd'den rivayet eyledi. Sa'd'den bak rivayet ediyor ki Sa'd 2-4 kılardı. وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ Halbuki biz Hazreti Sa'd'den rivayet eyledik. خِلَافَ ذَلِكْ Bunun hilafını. Ki hadisi Zühri'yi ve Habibi ibn Ebi Sabit. Zühri'nin ve Habibi ibn Ebi Sabit'in rivayetlerinde rivayet eyledik ki Hazreti Sa'd 4 kılanlara inkar eyledik. Demek ki Hazreti Asa'nın bu rivayetinde bir dedikodu var. Çünkü Hazreti Sa'd'den sabit olan 4 kılanlara inkar etti, 2 kılardı. Burada diyor ki 4 kılardı. Aksine olduğunu. Binaenaleyh yani bu rivayet, Hazreti Sa'd'den rivayet müteber olmaz. Haddesena ibn haddesena Ebu Bekr قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن حبان البارقي قال قلت لابن عمر Abdullah ibn Ömer dedim ki inni min ba's ahli al-Irak ben ehli Irak'ın ordusundanım ba's demek geç demek Irak ordusundanım keyfe usalli ben namazı nasıl kılayım yani ben misafirim ordudayım ordu durmaz o yeni gider o yeni gider namazı nasıl kılayım قال dedi ki in sallayta arba'an eğer 4 kılarsan fe ente fi Mısır sen Mısır'dasın yani şehirdesin mukimsin ve in sallayta rak'atayn 2 rekat kılarsan fe ente misafirsin sen misafirsin yani ordu bir yerde ikamet ediyor ise şehirde 4 kılacaksın yok hali seferdeyse 2 kılacaksın bu manada فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه işte عثمان بن عفان وحذيفة بن اليمان 2 وعائشة رضي الله عنها حذيفة عائشة 3 وابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر 4 قد روي عنهم bunlardan rivayet edildi في إتمام الصلاة namazı tamam kılmakta في seferi seferde ne rivayet edildi maşhur bir rivayetler ki kadı zekerna zikretti Hazreti Sa'd'den iki türlü rivayet geldi. Birisinde iki kıldığı, birisinde dört kıldığı. O taarruz etti onların rivayetler. Taarruz ettiğinden onu çıkardık. Kaç sahabi kaldı burada? 4. Bu 4 sahabi namazı tamam kıladılar. Bunlara ne diyeceksiniz ey Hanefiler? Hadi cevabınızı hazırlayın. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ Bunlardan her birisi için olucudur. فِي مَذْهَبِهِ kendi mezhebinde. اَلَّذ۪ي اَوْلَ مَذْهَبْتِ ذَهَبَ اِلَيْهِ Ona zahip oldu. Mânen bir mâne olucudur. Bunların kendi mezhebdeki zahip oldukları mezhepte kendilerinin birer manaları vardır ki senü beyinhu biz beyan edeceğiz. Bu 4 sahabe değil mi? Bu 4 sahabe niçin 4 kıldılar? Bunların birer manaları, sebepleri vardır. Senü beyinhu biz onları beyan ederiz. فِي هَذَا الْبَابُ Bu babda. وَنَسْكُرُ biz zikrederiz مَا ذَٰلِكَ Bununla beraber مَا اُلْ بِي شَيْءٍ zikrederiz ki يَجِبُ وَاجِبُ olur بِهِ Evet anla بِقَوْلِهِ onun kavline bununla beraber onun kavline vacip olan bir şeyi de zikredeceğiz yani bir de bunların birer görüşleri var sonra niçin bunları tamam ettiler bunları da zikredeceğiz مَا ذَلِكْ مَا اُلْ بِشِي يَجِبُ وَاجِبُ olur بِهِ o şey sebebiyle لِقَوْلِهِ onun kavline yani burada söylenilmesi vacip olan icap eden şeyi de söyleyeceğiz مِنْ تَرِيقِ النَّزَر nazar tarifiyle وَمَا اُلْ بِشِي يَجِبُ عَلَيْهِ yukarıdaki lehne mesela bunların lehne olan şeyi söylediğimiz gibi وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ bir de onun aleyhine vacip olan şeyi de söyleyeceğiz değil de مِنْ تَرِيقِ النَّزَر inşallah Teala Bunların mezheplerinin niçin seferde 4 kıldılar, bu mezhebe sahip oldular? Bunların birer manaları var. Bunları beyan edeceğiz. Bir de kıyas terikiyle bunların böyle yapmasında lehlerinde olan ve aleyhlerinde olan şeyleri de beyan edeceğiz. Kıyasa ne gibi şey tereddüt ediyor? Orada likavlihi de tam bunlara gidiyor musun? O şeyde var ya ki likullu vahidi. مَا يَجِبُ مَا ذَلِكْ مَا اُلْ بِشِي zikirleriz ki يَجِبُ وَاجِبُ olur بِهِ وَمَا سَبَبِيلَ لِقَوْلِهِ Her birisinin kavline. مِنْ تَرِيقِ النَّزَر Nazar tarifiyle niçin gösterilmiş? Nazar tarifiyle onun lehende olan şeyi وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَيْدَ مِنْ تَرِيقِ النَّزَر Nazar tarifiyle onun aleyhinde vacip olan bir zikredeceğiz inşallah.
فَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Ama Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Mine'de namazı dört kıldırdığına gelince فَالَّذ۪ي ذَكَرْنَا عَنْهُ Hazreti Osman'dan zikrettiğimiz şey min zalik bu seferi olduğu halde namazı dört kıldırması meselesinden huve itmamuhu salah namazı itmam etmesidir yani dört vekat kıldırmasıdır bimine müne de felem yıkın zalik bu olmadı bu dört kıldırması olmadı ne için olmadı leennehu enkere takdire fi sefer seferde kasri inkar ettirdiğinden dolayı değil yani seferde namaz kasredilmez dört kılınır diye bu manada değil Hazreti Osman'ın dört kıldırması bu mana için değil başka bir mana için ve keyfe yutevehhemu zalik nasıl bu tevehhüm olunur namazın kesimi inkar Hazreti Osman'a isnat edilir Ali Hazreti Osman'a nasıl tevehhüm olunur fakat kâle Allahu Teala halbuki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştur Estaizu billah ve izâ darabtum fil ardı el ayet Cenab-ı Hak ayeti kerimede siz düşmandan korktuğunuz vakitte namazı iki kıldırmakta günah yoktur. Böyle dediği halde Hazreti Osman kalksın da ayetin zıddına hayır seferde namaz kastedilmez demiş kesin bu tevehüm olunmaz. Hatır-ı hayale gelmez. Ayetli sabit. فَاَبَاحَ اللّٰهُ لَهُمْ Cenab-ı Hak Müslümanları mübah kıldı. اَتْتَقْصِيرَ Namazı kastetmeyi fi hadi ilahe bu ayette. اِذَا خَافُوا Korktukları vakitte اَنْيَسْتِنَهُمْ Onlara fitne ola اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olanlar. Onlara bir zarar ika etmek, bir fitne iras etmek tehlikesi olursa namazı kastetmeyi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri mübah kıldı. Hazreti Osman'a nasıl isnat edilir ki ayeti bıraktı da ayetle amel etmedi de seferde namaz tam kılınır dedi. Bunu demez Hazreti Osman. Yani için dört kılındı. Başka bir anaya. Nam, akhbarahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Müslümanlara haber verdi ki enne zalik namazı kasretmek vacibün lehum Müslümanlara vaciptir. Namazı kasretmek vaciptir. Orada günahı öyle tefsir etti. Günahın beis yok manasına gelir asıl Arapça. La günaha yani beis yok. Fakat bazı yerde de vacip manasına gelir. Onu da istidlal etti. Nereden? Safa ile inne safa vel mervete min şairillah fe men haccel beyte ve temere fe la günaha aleyhi. Oradaki günaha vücub manasına. Günaha beis yok manasına geldiği gibi vücub manasına da gelir. İşte nasıl Safa ile Merve arasında nisai etmekteki günah vücub manasına geldiyse buradaki günah da vücub manasındadır. Bunu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Ve in eminu isterse emin olsunlar. Bir hadisi ya emin olsalar bile vaciptir namazı kastetmek. Bu da nerede Resulullah Efendimiz haber verdi? Fi hadisi Ya'la ibn Münye Ya'la ibn Münye'nin hadisinde الذي ولا حديث رويناه بس حديث روايته الذي عنه يعلم بن منية عن عمر وحضرة عمر رضي الله عنه في أول هذا الباب باب نبلندا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فلمس هم خبر برد هم ده نماز قلدرد بمن من ده ركعتين إك ركعت قلدرد وهم حلبك مسلمانlar İdiler. اَكْثَرُ مَا كَانُوا Kendilerinin olduklarının en çok oldukları vakit idi. Müslümanlar çok olurlar ama en çok oldukları vakit de Müne'deydi. 120 bin sahabi vardı. وَاَمَنُهُ En ziyade emin oldukları vakit idi. Niye? Hepsi Müne'de, etraf hepsi Müslüman, emin, hiçbir düşman yok. Öyle oldukları halde Peygamber Efendimiz kaç kıldırdı? İki kıldırdı. Demek ki ayeti kerimede düşmandan korktuğunuz vakitte iki kılınız. Korku olmasa dört kılınız manasına gelmiyor. Olur ki o manayı alır ki fitne olursa, korku olursa iki kılın, yoksa dört kılın. Yok öyle değil. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem korku yok. Ashab-ı kiramın en çok oldukları vakit
ve en ziyade emin oldukları vakit Mina'da 2 kıldırdı. Niçin? 2 kılmak vacip de onun için. Ve Osman'ı ma'hu radıyallahu anh, Hazreti Osman da Peygamber Efendimizle beraber idi. Felem yekun itmamuhu, Hazreti Osman'ın namazı tam kılması olmadı, salata namazı tamam etmesi olmadı. Bimine münede لَاَنَّهُ اَنْكَرَ التَّكْسِيرَ فِي السَّفَرِ, seferde namazı, gasri inkar etti de onun için itmam etti. Bunun için değil. وَلَاكِنْ لِمَعْنًا, lakin başka bir mana içindir Hazreti Osman'ın 4 kılması. Öyle mana ki قَدُخْتُ لِفَ ف۪يهِ, o manada ihtilaf olur. Peki Hazreti Osman seferde gasri inkar etmiyor. Yani için 4 kıldırdı? Bunda ihtilaf var. Hazreti Osman'ın 4 kıldırdığının sebebinde iki türlü ihtilaf var. Bu ihtilafları beyan ediyor. Birisi diyor ki Hazreti Osman ikamet niyetiyleydi, onun için 4 kıldı. Bir de diyor ki Hazreti Osman'ın mezhebi misafir olan gasreder, misafir olmayan gasretmez mezhebi var diye. İkinci mana da bu. Bunda ihtilaf olundu. فحدثنا أبو بكرة قال حدثنا حسين بن مهدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال. Şimdi bu rivayet kimden geliyor? Ma'mer'den. Ma'mer kimden rivayet ediyor? Zühri'den. Şimdi bir rivayette İmam-ı Zühri'den Eyüp rivayet edecek. Zühri'den iki ravi rivayet ediyor. Birisi Ma'mer, birisi Eyüp. İkisi ayrı ayrı hikmetler beyan ediyor. Ona dikkat ediniz. Şimdi evvela bunu öğreneceğiz. Ma'mer'in rivayetinde İmam-ı Zühri'den diyor, kâle. Diyor ki, İmam-ı Zühri buyurdular ki, innemâ sallâ Osman, Hazreti Osman kıldırdı. Biminen münâde erbe'en 4 kıldırdı. Leennehu zira Hazreti Osman ezme'e niyet etti, kast etti alel mukam ikamete ba'del hac, hacden sonra. Hacden sonra niyet etti ki ben ikamet edeceğim. Mukim oldu. Onun için mukimin namazı kaçtır? 4'tür. 4'ü bunun için kıldırdı. Bu rivayeti İmam-ı Zühri'den Ma'mer rivayet ediyor. Şu halde Hazreti Osman'ın 4 kıldırdığının manasına ikamet niyet etti diye. Bu bir. Fe akhbarana Zühriyyü, İmam-ı Zühri bize haber verdi fi hadel hadis. Bu hadiste Ma'mer'in rivayetindeki enne itmame Osman radıyallahu anh, Hazreti Osman'ın namazı itmam etmesi innemâ kâne oldu leennehu Hazreti Osman nevel ikameti niyet etti de bunun için oldu. Fesâre oldu itmâmuhu Hazreti Osman'ın 4 kıldırması zâlik namazı ve huve mukîmun, halbuki o da mukîm idi. Mukîm olduğundan dolayı 4 kıldırdı. Öyleyse kad harece çıktı mimma ul bir şeyden ki kana fihi anda oldular min hükmü sefer. Bu kana'nın ben sebebini bulamadım. Kane olması lazım. Kana tesniyesi nereye raci zemin? Kat harece çıktı yani Hazreti Osman mimma ul bir şeyden ki kane oldu fihi anda min hükmü sefer. Kane olması lazım. Hazreti Osman sefer hükmünden çıktı. İkamet niyet eden adam sefer hükmünden çıkar. Öyleyse seferin hükmü 2 kılmak, 2 kılamaz da seferin hükmü 2 bu misafir. Misafir değil, mukim. Mukim olduğundan o hükümden çıktı, 4 kıldı. Sefer hükmünden çıktı ve dehale fî hükmül ikameti, ikametin hükmüne girdi. Evet. Ben bunu aradım, düşündüm, hiç kâna orada tesniyenin bir şeysi yok. Herhalde ibare yanlışları var. Kâne. Eğer daha bir başka anlamadığımız bir şey varsa onu da bilmiyorum Allah'a razı olsun. Evet. Ve dehale fi hükmü l-ikame. İkamet hükmüne girdi. Feleyse fi fi'alihi. Evet. Onun fi'alinde olmadı. Zalik bu fi'alinde Hazreti Osman'ın burada 4 kıldırmasında delilün delil olmadı. Alâ mezhebihi. Onun mezhebine. Keyfe kâle fi salati fi sefer. Seferde namaz ne şekildedir? Bundan da bu delil çıkmaz. Niye Hazreti Osman ikamet niyet etti? Mukim olanlar 4 kılar, 4 kıldı. Fakat seferde Hazreti Osman 2 mi kılardı, 4 mü kılardı? Hani Şafii'ler diyor ki 4 kılardı. Yok, bunda delil yok ki.
Hazreti Osman mukim olduğundan 4 yıl kıldı. Ama misafir olsa acaba kaç kılacaktı? 2 mi kılacaktı? 4 mü kılacaktı? Bu hadis de ona deniliyor. Hel huvel, acaba onun mezhebi neydi? Hel huve el itmam, seferde namazı itmam etmek midir? Evet taksir, taksir midir? Bu hadiste ona göre bir delalet yok. Hazreti Osman'ın şeysi neydi? Mezhebi neydi? Fakat kâle Zühri yüveyda. İmam-ı Zühri buyurdular. Gayre zalik. Bu mananın gayri bir mana daha buyurdular. Haddesene Ebu Bekret'e. Kâle haddesene Ebu Amel. En Hammad ibn-i Seleme. Kâle akberena Eyyûb. Eyyûb haber verdi. Ani Zühri'yi Zühri'den. Kâle İmam-ı Zühri buyurdu ki innemâ sallâ Utmanu radıyallahu anh. Hazreti Osman kıldırdı. Bimünem münada erbe'en dört kıldırdı. Ne için dört kıldırdı? Ha, ikinci yerlet, ikinci mana. لَاَنَّ الْاَعْرَابَ bedeviler كَانُوا idiler. اَكْسَرَ çok idiler. فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ o sene. O sene bedeviler çok hacca gelmiştiler. فَاَحَبَّ Hazreti Osman arzu etti ki اَنْ يُخْبِرَهُمْ onlara bildirmiş ola ki اَنَّ الصَّلَاةَ namaz اَرْبَعُنْ dörttür. Bir mana da bu. Bedeviler çok gelmiştiler. Bu iki kılsa zannederler ki evde iki rekettir zannederler. Bilmiyorlar çünkü. Dört kıldırdı ki ha bilsinler ki önde namazı dörttü. Şimdi bunu da yine Zühri'de Eyyub rivayet ediyor. İki rivayet arasında ihtilaf var. Hazreti Osman'ın dört kıldırdığı muhakkak. Fakat hikmeti ne? Bir rivayette diyor ki Hazreti Osman ikamet niyetiyle di, misafir hükmünden çıktı, mukim hükmüne girdi, onun için dört kıldırdı. Ha, ikinci rivayette diyor ki hayır Hazreti Osman misafir idi. Yalnız dört kıldırdı ki bedeviler öğrensinler ki önle namazı dört rekattir. Bu iki mananın birisi. Dolayısıyla Hazreti Osman'ın dört kıldırdığı muhakkak ama ne için dört kıldırmış onda ihtilaf var. İki türlü mana var. Biri Ma'mer'in rivayeti, biri Eyyub'un rivayeti. Fahada bu yuhbir haber veriyor ki اَنَّهُ Hazreti Osman فَعَلَ مَا فَعَلْ işlediğini işledi yani dört kıldırdı لِيُعَلِّمَ الْاَعْرَابَ bedevilere talim etsin bihi böyle namaz kıldırmasıyla onları öğretsin ki اَنَّ الصَّلَاةَ namaz önle namaz erbe'ün dörttü işte de önle değil ya önle ikindi yası çünkü münede hepsini öyle dörder kıldırdı. Fakat yahtemilu muhtemil olur ki en yekune ola Hazreti Osman'ın bu fiili lima ol bir şey için ola ki arada murad etti en yürüyehum bedevilere göstere zalik buni. Bir ihtimal da var ki bedevilere namazın dört rekat olduğunu bildirmek için dört kıldırdı ama nevel ikamete evvelen ikamet etti. İkamete niyet etti fesare mukimen mukim oldu. Öyle mukim ki farduhu erba. Onun farzı dörttür. فَصَلَّا بِهِمْ اَرْبَعًا ondan sonra da onlara dört kıldırdı. وَهُوَ مُقِيمٌ o vakitte Hazreti Osman mukimdir. بِالسَّبَبِ الَّذ۪ي şol bir sebeple ki حَكَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي Ma'mer Zühri'den rivayet eylemişti. فِي الْفَصِلْ لَذ۪ي قَبْلَ هَذَا bundan evvelki rivayette. İmam-ı Zühri'den Ma'mer rivayet eyledi ki dört kıldı çünkü ikamet niyet etti. Bu ikincide bedevilere namazın dört olduğunu bildirmek için dört kıldırdıysa bunda bir ihtimal daha var. Mehmer'inkinde ihtimal yok. İkamet niyet etti, dört kıldırdı. Eyyub'un rivayetinde diyor ki bedevilere talim için, bedevilere talim için caiz ki en evvela ikameti niyet etti. Lisandan söylemeye lüzum yok. Kalbinden ikameti niyet etti, mukim oldu. Ondan sonra da dört kıldırdı. Hem kendisi onun üzerine dört kılmak farz hem de bedevilere talim etmiş oldu. İkisini bir arada cem etmiş oldu. İlla ikamet niyet etmedi, sefer hükmündeydi, bedevilere dört kıldırdı diyemeyiz ki. Hazreti Osman'ın niyetini bilmiyoruz. Bu ihtimal da var. Öyleyse Ma'mer'in rivayeti kuvvetli oldu. Çünkü onda ikamet niyeti tasrih ediliyor. Bunda da ihtimal var. Evet. Ve yahtemülü, ihtimal olurken yekûne feale zâlik. Hazreti Osman bu dördü kıldırdı. Ve huve misafirun. O da misafirdir. Ne için? Litilkel illeti. O illet yani bedevilere talim için.
Namer'in hadisi kati. Eyyub'un hadisinde iki ihtimal var. Hazreti Osman'ın dört kıldırması caiz ki misafir olduğu halde dört kıldırdı. Caiz ki ikamet niyet etti de sonradan dört kıldırdı. Şimdi öteki taraf bu iki, o da iki sayarsansa o iki kuvvet. Bir de buradan alır, üç kuvvet. Bu tek kalır. Dörtte bir kalır yani. Fakat dört sene kıldırdı Üstad onu. Hı? Bu şey, illeti bir sene için sayacak olursak dört sene kıldırdı. He, dört sene kıldı. Ondan sonra dört sene öyle devam etti. Bir rivayette dört, bir rivayette altı. Bir de ev olmuş. Ve tevilul evvel, birinci tevil. Eşbehu, daha ziyade muvafıktır. İndena, bizim indimizde, vallahu alem. Kıyasa daha şebihtir. Yani Hazreti Osman ikamet niyet etti, bunun için dört kıldırdı. Bu daha eşber. Ne kadar bedevi medevi hep umur-i diniyeyi öğrenmişti. Eğer yapsaydı Resulullah Efendimiz yapardı. Aşağıda ona da cevap veriyor. لَنَّ الْعَرَابَ بَدَوِلَرْ كَانُوا بِالصَّلَاتِ وَاَحْكَامِهَا Namaz ve namazın hükümlerine oldular. فِي زَمَنِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'in zamanında oldular. Echhele daha ziyade cahil oldular. Minhum gene kendilerinden biha o namazın ehkamına ve bi hükmeha namazın hükmüne fi zamanı Osman radıyallahu anh Hazreti Osman'ın zamanındaki cehaletlerinden daha ziyade cahildiler. Resulullah Efendimiz'in zamanında yeni Müslüman olmuşlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ama Hazreti Osman'ın zamanına kadar aradan ne kadar zaman geçmişti? 30 seneye yakın bir müddet geçmiş. Bedeviler az çok umuri diniyeyi, namazın ehkamını öğrenmiştiler. وَهُمْ بَاَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُمْ bedeviler بَاَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ Cahiliyet emrine حِينَيْزِنْ Yeni Müslüman oldukları vakıtta Resulullah'ın zamanında اَحْدَسُ عَهْدًا Daha ahdleri tazeydi. Cahiliyete daha yakınıdılar, yeni Müslüman olmuştular. فَهُمْ Bedeviler kân oldular fi zemine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in zamanında ilel ilmi bi feraidis salah namazın farzlarını bilmeye ehvace daha ziyade muhtaç idiler. Minhum kendilerinden ila zalik bu ahkamı bilmeye fi zemen Osman radıyallahu anh Hazreti Osman'ın zamanından ise Peygamber Efendimiz'in zamanında namazın farzlarını bilmeye ihtiyaçları daha fazlaydı. فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Vaktaki Peygamber Efendimiz oldu. لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ Namazı itmam etmedi. لِتِلْكَ لِلَّتِ Bu illet için. Yani bedeviler öğrensin diye namazı itmam etmedi. Kasretti. وَلَاكِنْ قَسَرَهَا Namazı kasretti. Ne için? لِيُسَلُّوا kılsınlar. مَعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ Efendimizle beraber. صَلَاةَ السَّفَرِ Sefer namazını عَلَى حُكْمِهَا Onun hükmü üzerine. Seferin hükmü üzerine kılsınlar. Evet. Ve yuallimuhum. Onlara öğretirdi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kastetti ki sefer namazını bilsinler. Seferde ha iki kılınırmış. Evvela bunu ve yuallimuhum onlara da öğretiyor. Salatel ikameti. İkamet namazını ala hükmüha. İkamet hükmü üzerine de fi seferi seferde. Öğretir. Kâni Osman radıyallahu anh, öyleyse Osman radıyallahu anh oldu. Ehra daha ziyade layık oldu ki en la yutimme bihimussalâ onlara namazı itmam etmeye litilkel illeti bu illet için. Ve lakin yusalliha namazı kıldıra bihim onlara alâ hükmeha namazın hükmü üzerine fi seferi seferde namazın hükmü nedir? Ha, bunu da bilecekler. Bedevi ne bilsin ki seferde namazı çekilir. Ha, orada iki kıldırdığı gibi işte Resulullah Efendimiz iki kıldırdı ha seferin de namazın hükmü neymiş? İkiymiş. Ama mukim olursa onu da öğretecek ki mukim olanlar dört kılacakmış. Öyleyse Hazreti Osman radıyallahu anh bunu yapması daha layıktır. Onları iki kıldıracaktı, seferin ehkamını bilsinler. Ondan sonra da mukim olanlar dört kılacak diye de talim edecekti onlara. Ve yuallimuhum onlara da talim ederdi keyfi hükmü afil hadar. Hadar'da namazın hükmü nasıldır onu da bildirirdi. Fakat ade öyleyse evdet etti. Ma'na ma ol bir hadisin manası ki sahih oldu. Min te'vili hadisi Eyyub ani Zühri. Eyyub'un Zühri'den rivayet etmiş olduğu hadisin te'vilinin
sıhhati, tevilinin sahih manası raci oldu. İza mana hadisi Ma'mer'in ani Zühri'yi, Ma'mer'in Zühri'den rivayet etmiş olduğu hadisin manasına rücu etti. Yani illet ne oldu? Bunlardan anlaşılıyor ki illet ikame, başka bir şey değil. Bedevilere talim değil. Fakat kâle âkharûn, başkaları da dediler ki innemâ etemmes salâte, Hazreti Osman namazı itmam etti. Lennehu kâne yezhebu, sahip olurdu ki ilâ ennehu şan la yaksiruha, namazı kastetmez. İlla men, illa bir kimse kasteder ki halle ve artahale, kondi köştü. Bir yere nüzul etti, halle nazil oldu, ve artahale oradan da köştü. Yani konup köşen adam, misafir olan adam namazı kasteder. Ama misafir de iki türlü. Konar köşer, yani bir yerde durmaz. Halle ve artahale. Onun mezhebi buydu. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bunda da ihticac ettiler. بِمَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عُمَرَ قَالَ حَدَّسَنَا قَالَ حَمَّادُ وَاَخْبَرَنَا قَتَادَتُ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنِ عَفْوَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Osman buyurdu ki اِنَّمَا يَقْسِرُ السَّلَاةَ Namazı kasbeder. Men bir kimse ki حَمَلَ الزَّادَ وَالْمَزَادِ Zâdü mezâdi beraber taşıdır. Zâd yiyecek. Mezat, o yiyeceğini koyacak kap. Yani seferde yiyeceğini koyulan bir şeye mezat derler. Suyun, etmekini almış, adam gidiyor. İşte bu adam namazı kesteder. Ve halle ve artahale. Nüzul etti, oradan kalktı gitti. Yok, bir de var ki gitti bir şehre. Şehrin içerisinde gitti. Zadi mezadi almıyor. O adama lüzum yok. Yahut da yeri yakın. Öyle bir zâd-ı mezat almıyor, nüzul edip irtihal etmiyor. O adam kastetmez. Bu bir kısmı da böyle dedi. Teyyar-ı sefer. Zâd-ı mezat almıyor ama onlar gene. Zâd-ı mezat almıyor. Mesela diyor ki, sen buradan gittin Cidde'ye. Cidde'de zâd-ı mezat almıyor lüzum yok ki, bir şehir. Orada sen ne kastedeceksin? Oradan çıktın, yola çıkartırsa, ha tamam. Yiyeceğin, içeceğin alacaksan, tamam, o vakitte şey dersin, kastedersin. Yoksa Cidde'de kaldığın müddetçe şey yapmasın, şehirde kaldığın müddetçe kastetmesin. Caiz ki bu mezhebe zahib oldu Hazreti Osman, böyle onun bu mezhebi vardır. Çünkü buna da gayrı olanlar var. Bazıları da böyle dedi ve bu hadisle istidlal ettiler. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Revh ibn Ubâde kâle haddesena Sa'id ibn Ebi Arûbe أن قتادة عن عياش بن عبد الله أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب إلى عماله Hazreti Osman kendi valilerine yazdı ki أن لا يصلين elbette kılmasın الركعتين iki rekati yani seferde namazı kasret bir şey kılmasın iki rekat kılmasın kasretmesin cabin cabi olan mal getirmeye gitmiş cibayet ediyor vergi topluyor hükümetin zekat memuru gibi gitmiş topluyor. وَلَا نَائِنْ نَائِنْ uzaklaşmış gidiyor. Yani kendisiyle beraber zat mezat almıyor da bir yerden bir yere uzaklaşmış gidiyor. لَا عَلَتْ تَعِينْ yani misafir değil. وَلَا تَاجِرُنْ tacir ticaretle meşgul. Bunlar namazı tamam kılsınlar. Bunlar kasretmesinler. Niye? Bunlar başka bir maksetle dolaşıyor. Birisi ticaret, birisi cibayet, birisi öyle geziyor etrafı, seyahat yapıyor. Evet, bunlar namazı kastetmesinler. اِنَّمَا يُسَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ Evet, iki rekete kılsın yani kastetsin. مَنْ بِلْ كِمْسَكِ كَانَ مَعَهُ Onunla oldu. اَزَّادُ وَالْمَزَادِ Yiyeceği ve yiyecek kabı beraber oldu. Demek yol uzun, meşakkatli, yiyeceğini beraber almış, ona ihtiyacı var. İşte bu kastesi, bu adam kastesi. Şu anda misafiri ikiye ayırdı Hazreti Osman'ın bu kavline göre. Misafir sefer ederken yiyeceği, içeceği beraber ona ihtiyacı var giderse, o kastedecek. Bir de var ki ticaret için gidiyor, vergi tahsili için gidiyor, seyahat ediyor, onlar kastetmeyecek. Caiz ki mezhebi böyle oldu diyor.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم عن أبي قلابة الجريبي عن عمه أبي المهلب قال كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه حضرت عثمان يزدك أنه بلغني بني رشدي أن قوما بر قوم يخرجون çıkarlar إما لتجارة يا تجارة için çıkarlar وإما لجباية يخط جباية için vergi haraç vesaireyi toplama için وإما لحشر bir yerde topluluk yapacaklar seyran yapacaklar haşir topluluk ekser oluyor ya filan yerde bir topluluk var ya alışveriş için yahut da bir seyahat için bir şey için ona haşir diyor. Bunlar çıkıyorlar sümme yaksiruna sala sonra da namazı kastediyorlar bana böyle bir haber geldi diyor. Ve innema yaksiru salate namazı kasteder men bir kimse ki kâne şahisen misafir oldu. Her mecbur bir yerden bir yere sefer edip gidecek. Şahisler misafir oldu. Buradan kalkmış Yemen'e gidecek, buradan kalkmış Mısır'a gidecek. O misafir. Ev bi hadrati aduvin yahut da düşmanın önünde bekliyor. Gitmiş hudukta bekliyor. O bir yere gitmiyor ama misafir değil ama daima düşmanın önünde. Daima düşmanın önünde olan adam da gasp eder. Çünkü daima hudukta isterse orada senelerde kalsın. Şimdi Hazreti Osman'ın bu kavlinden anlaşılıyor ki la alet tayin bir misafir hakiki misafir olursa namazı kasvedecek. Bir de düşmanın huzurunda olursa kasvedecek. Ticaret için bir yerden bir yere gidiyor, ziyaret için bir yerden bir yere gidiyor. Bunlar kasvetmeyecek. Kale buyurdu ki ve kâne mezhebi Osman ibn Affan radıyallahu anh Hazreti Osman'ın mezhebi oldu. En la yaksira salate namazı kasvetmeye illa men illa bir kimse kasvede ki كَانَ يَحْتَاجُ مُحْتَاجُرُ اِلَى حَمْلِ الزَّادِ وَالْمَزَادِ Yolda azığa ihtiyacı olur. Azığını almış yola gidiyor bu. وَمَنْ كَانَ شَاخِسًا Bir adam da misafir. Hakiki sefer yapıyor. Bir de bu. فَاَمَّا مَنْ كَانَ Bir adam ki oldu. فِي سَفَرٍ Bir seferde. Ne oldu? مُسْتَغْنِيَنْ بِهِ Müstaniyen müstani oldu. بِهِ O seferde. En hamli zadi vel mezat yiyeceğini, azığını almadan müstehani oldu. Hiç üzüm yok. Gittiği yerlerde daima şehirlere uğruyor. Kendisiyle beraber azık almaya lüzum yok. Fe innehu yutimmü salah. O namazı tamam eder. Hazreti Osman'ın mezhebi bu oldu diyor. Buradan çıktı başka bir şehre gitti. Önünde şehir var yahut da kasaba var. Orada erzak alacak. Hiç kendisi beraber götürmüyor erzakını. O adam kastetmiyor diyor. Ve hâzel mezhep. Bu mezhep Hazreti Osman'ın sahip olmuş olduğu bu mezhep indana bizim indimizde fasidun fasittir. Niçin? Hazreti Osman Mine'de dört kıldırdı. Çünkü onun mezhebi böyleydi. Derse bu fasittir bize göre. Niçin? Leenne minen. Atladık mı? Ha, قالوا dediler ki ve lehaza bunun için etemme salata namazı tamam etti bi mine mülede namazı bunun için tamam etti. Len ehleha minenin ehli fi zalikel vakt Hazreti Osman'ın zamanında kesuru çoğaldılar. Hatta saret hatta mine oldu Mısır'ın şehir oldu. İstana müstani oldu. Men halle bihi oraya nazil olan adam müstehani oldu. Elhamdülzadi vel mezati yiyecek almadan müstehani oldu. O zaman çoğalmıştı Mine'nin kalbi. Mekke'den Arafat'a, Arafat'tan dönüp yaptı Mine'ye gelen adam kendi erzakını almaya lüzum yok. Onun için Hazreti Osman'ın mezhebine göre zadü mezat hamletmeye, beraber almaya lüzum olmadığından dolayı bunlar misafir sayılmaz. Onun için namazı dört kıldırdı diyor. Ama bu diyor bu hadi mezhep indena fasit. Bu mezhep fasittir. Lenne minen mina lem tesir fi zaman Osman bin Affan Hazreti Osman'ın zamanında olmadı. Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'in zamanında olmadı. Min Mekke'te Mekke'den olmadı. Evet. Öyle Mekke'den olmadı ki fi zamanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in zamanında Mekke'den olmadığı gibi
Hazreti Osman'ın, Hazreti Ömer'in zamanında da Mekke'den olmadı. Mine ne daha yakın zamana kadar gene biz geldik. Mine başka, Mekke başka. Ama şimdi karışıyor. Şimdi Mekke ile Mine karıştı ama bundan daha az evveline kadar Mine müstakil bir yer. Karışı Mekke'den değil. Ama yalnız zat-ı mezat almaya lüzum yok deyince o doğru şimdi. Bu zamanda zat-ı mezat almaya da lüzum yok. Her şey var. Ne alacaksın? Hatta Arafat da öyle oldu. Arafat'ta da erzak götürmeye lüzum yok. Paran oldu, her şeyi alırsın. Evet. Fakat kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu yusalli biha Mine'de kıldırırdı rekateyni, iki rekat namaz kıldırırdı. Dört değil. Sümme sallâ biha Ebu Bekir radıyallahu anhu ba'dahu kezâlik. Hazreti Ebu Bekir de dört kıldır, iki kıldırdı. Sümme sallâ biha Ömer ba'de Ebu Bekir radıyallahu anhu kezâlik. Hazreti Ömer de iki kıldırdı. Hazreti Osman'ın zamanında da gene o idi Mine. Resulullah Efendimiz'in zamanında neyse Hazreti Osman'ın zamanında da o idi. Resulullah Efendimiz'i iki kıldırdı. Hazreti Osman onu şehir oldu diye sayıp da dört kıldırması bu fasit. Olmadı ki. Feize kânet Mekketu. Mekke olursa mâ adem ihtiyacı men halle biha. Mekke'ye nazil olan bir adamın ihtiyacı olmazsa ila hamli zâdi vel mezâd, zâdü mezâde azlık yüklenmeye ihtiyacı olmazsa iyi. Yaksiru fihassalâ, namazı kasteder olursa. Mekke'ye giden bir adam, Mekke koskoca bir şehir, azığını beraber alıyor mu? Yok. Mekke'ye giden adam, Mekke'de her şey var. Fakat namazı kastediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. فَمَا دُونَهَا مِنَ الْمَوَاطِنْ اَحْرَى. Mekke'nin madununda olan yerler daha layıktırken yekûne kezâlik. Böyle olay, yani orada da namaz kastediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sedemine dedi, Mekke'de ne yaptı? Namazı iki kıldırdı. Eğer Hazreti Osman'ın dediği zâd-ü mezat alan adam kastedecek, yoksa kastetmeyecek olursa öyleyse Mekke'de kastedilmez. Niye Mekke'de zâd-ü mezat almaya lüzum yok? Halbuki misafir Mekke'de de misafirdir, Mine'de de misafirdir. Öyle binaenaleyh Hazreti Osman'ın bu mezhebini ileri sürerek Hazreti Osman böyle demiştir çünkü onun mezhebi böyledir, yok değil. Öyleyse fakat intefet, müntefi oldu. Hâzihil mezâhibü kulluha, bu mezheplerin hepsi nihayet buldu. Bi fesâdihâ, bu mezheplerin sübutunun fesadi. En Osman radıyallahu anh, Hazreti Osman'da. Ki en yekûne ola min ecli şeyin, bir şey eclinden dolayı minha, bu sebeplerden kasara salâ. İşte bu hikmetlerden birisi var idi de Hazreti Osman bunun için kastetti. Yani halle verte hal olacak, yahut da zâd-ı mezâd-ı olacak, yahut da bedevilere talim için olacak. Bu mezheplerin Hazreti Osman'a isnadı hepsi fasit olduğu. Bunlar delil olamaz. Gayrul mezhebil evvel, evvelki mezhepten başka. O da ne? İkamet niyet etti, dört kıldı. Bu sabit. Ellezî hekâhu mâmerun el-zühriyî. İşte o mezhep hangisidir? Mâmerun Zühri'den rivayeti. فَاِنَّهُ يَحْتَمِلُ مُحْتَمِلُ olur ki اَنْ يَكُونَ مِنْ اَجْلِهِ اَتَمَّهَا. İkamet ecli için itmam etti. وَفِي ذَٰلِكَ الْحَدِيثِ, o hadiste de olucudur ki اَنَّ اِتْمَامَهُ, Hazreti Osman'ın namazı tamam kılması لِنِيَّتِهِ الْاِقَامَةِ, ikameti niyet ettiği içindir. عَلَى مَا رَوَيْنَا فِيهِ, yetek bu hadiste rivayet eyledik. وَعَلَى مَا كَشَفْنَا مِنْ مَعْنَا, hem de onun manasından keşfettiği. Yani illet budur ama başka illet aramaya lüzum yok. Şimdi Hazreti Osman'ın dört kılmasına cevap verdi bu şekilde. Yani muhtelif rivayetleri getirdi. Fakat en mevsuki Hazreti Osman radıyallahu anh dört kılması ikamet niyet ettiğinden dolayıdır. Peki öyleyse Eshab'dan birkaç saat dört kılıyordu diye rivayet geldi ya. Hazreti Osman'ınki bertaraf oldu. Sıra Hüzeyfe'ye geldi. وَاَمَّا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ حُزَيْفَةَ, اَمَّا حُزَيْفَةَ rivayet ettiğimize gelince فَلَيْسَ ف۪يهِ دَل۪يلٌ, onda delil olmadı. اَيْزَا, yine böylece عَلَى الْاِكْمَامِ فِي السَّفَرِ, seferde namaz dört kılınır diye bir rivayet yok. Hani Teymine dedi,
İzin istedi ki ben Kufe'den Medayin'e gideceğim. Yahut da Medayin'den Kufe'ye geleceğim. Ne buyurdu? Ben izin veririm ama şu şartla. İftar etmeyeceksen, namazı da iki kılmayacaksın. Bu şekilde izin verdi ona. E diyor, bunda da seferde dört kılınır diye bir hüküm yok ki. Hazreti Osman dedi mi ki seferde dört kılınır bu hadiste, şey Hazreti Hüzeyfe. Yalnız o adama diyor ki iftar etme, namazı da iki kılma ama ne için? Seferde iki kılınmaz diye değil. Eğer öyle olacak olsa seferde orucu yemek ayetle sabit. Hazreti Hüzeyfe onu inkar mı edecek? Öyle değil mi? Ayetle sabit mi var? Bunda da delil yoktur. Kâne zâlik sefere taatin ev gayre taat. O sefer ister seferi taat olsun, yani o seferde günah yok. Bir de var ki seferi masiyet var, o seferde günah var. Hangisi olursa olsun. Çünkü bunu da getiriyor ki, fukahanın bahsi diyor ki, bir seferde taat varsa sefer hükmü tereddüb eder. Yok masiyet varsa sefer hükmü tereddüb etmez. Mesela köle efendisinden kaçmış. Seferde dolaşıyor, o seferi namaz kılamaz. Niye? Çünkü efendisinden kaçmış, masiyettedir o diyor. Yok diyor, ister seferi taat olsun, ister seferi masiyet olsun. Hazreti Hüzeyfe'nin bu hadisinde delil yoktur. لَاَنَّهُ شَنْ قَدْ يَجْهُدُ جَائِزْ اَلُوْكَ اَنْ يَكُولَ Ola, كَانَ مِنْ رَأْيِهِ Hazreti Hüzeyfe'nin reyinden olmuş ola ki اَنْ لَا يَقْصِرَ السَّلَاةَ namazı kasretmez اِلَّا حَاجٌ اَوْ مُعْتَمِرٌ اَوْ مُجَاهِدٌ Caiz ki Hazreti Hüzeyfe'nin mezhebi seferden namazı kim kasreder? Üç kişi. Ya hac niyet edecek, ya ömre niyet edecek, yahut da cihat niyet edecek ki o seferi olsun da namazı kasretsin. Ama diğer adi misafirler kasredemez. Onun mezhebi caiz ki böyle ola. O da var. O mezhebe gayrı olanlar da var. Kemâ kadru yani İbn-i Mesud'un radıyallahu anh Hazreti Abdullah bin Mesud'dan bu rivayet edildi. Herhangi bir adam ticaret için gitmiş, ziyaret için gitmiş yahut da başka bir memleketten bir memlekete gidiyor. Fakat hacı değil, mütemir değil, mücahit değil bunlar namaz kasredemezler. Onun mezhebi böyle olmuş olan. Fakat hacı olursa yahut da cihada gidiyor olursa ha sefer hükmü ona tereddüb eder, o iki kılacak. Caiz ki böyle ola diyor. E peki Abdullah ibn Mes'ud'un mezhebinin böyle olduğuna delil, rivayet var mı? O da var diyor. فَاِنَّهُ حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ اَنْ اُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ اَنِ الْاَسْوَدْ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسُدُ اُلْدِ لَا يَرَتْ تَقْصِيرَ namazı kastetmeyi görmezdi illa lihaccin ev mu'temirin ev mücahidin. Bu üçüne cevaz verirdi. Ya haccı olacak, ya ömrü niyetiyle gidecek Beytullah'a yahut da cihada gidecek. Onun mezhebi böyleydi. Fakat yecudu caiz olurken yekune mezhebi Hüzeyfe Hazreti Hüzeyfe'nin mezhebi ola Abdullah bin Mesud'un mezhebi gibi ola. Kâne kezalik böylece olmuş ola Hazreti Hüzeyfe'nin mezhebi gibi, Hazreti Abdullah bin Mesud'un mezhebi gibi. Fe emaret teymiye onun için Hazreti Hüzeyfe İbrahim-i Teymiye emretti ki izkâne yuridu seferen seferi murad ettiği vakıtta böyle sefer ki la li haccin ve la li cihad. Ne hac niyeti var ne de cihad. Ne Medayin'den Kufe'ye gidecek yahut Kufe'den Medayin'e gidecek. Ne cihad var ne hac var. Böyle bir sefer murad ettiğinden ona dedi ki en la yaksıra salah namazı kasretmeyi. فَنْتَهَا اَنْ يَكُونَ Öyleyse bu nihayet bulduk اَنْ يَكُونُ اُلَى فِي حَد۪يثِهِ Bunun hadisinde, zalik bu hadisinde حُجَّةٌ حُجَّةُ اُلَى لِمَنْ bir kimseye hüccet ola ki yara görür لِلْمُسَافِرِ misafir için اِتْمَامَ السَّلَاةُ فِي السَّفَرِ Seferde namazın itmamını itmam eder, tam kılar diyene hüccet ola, bu olmadı. Niye bu misafir saymadı ki bunu? Sonra Hazreti Hüzeyfe'nin öyleyse seferden namaz kılmasına bu teyminin rivayetine delil getirdiler ya, bunu da bu surette çürüttü. Yani Hazreti Hüzeyfe'nin mezhebi hac, mütemir, cihada giden adam misafir olur, namazı kasreder ama başkası kasredemez. O İbrahim-i Teymi de
Evet, bu üçünden biri olmadığından dolayı ona şart koştu ki sen kastedemezsin. Mezhebi böyleydi. Yoksa misafir kastedemez manasını değil. Hacı olsa kastedecekti, mütemil olsa kastedecekti, cihade geçse kastedecekti. Ama bunların üç olmadığından ona kastetme dedi. Ve emma ma raveyna Ali ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer'den rivayete gelince ona ne cevap vereceksin? Fî zâlike bu mesele hakkında ki o namazı dört kılardı seferde. Ve inne hadîse Hayyân. Hayyân'ın hadîsi hu alâ ennehu sâlem. Şunu denedir ki ona sual etti ki vahve fî Mısır. Fî Mısır'ın bir şehirdeydi. Minel emsar. Fî Mısır'ın minel emsar. Mısır, şehir manasına gelirse tenviyle gelir. Mısır'ın yok, alem olarak meşhur Mısır murad edilirse Mısır'a gayr-ı musarif olur. Fî Mısır'ın minel emsar, şehirlerden bir şehirde olursa fekâle lehu, ona dedi ki inni min ba'si ehlil Irak. Ben ehli Irak'ın ordusundanım, Irak'taki ordudanım. Çünkü ordu o vakitte üçe, Müslümanların o zamanda üçe ayrılmıştı. Bir kısmı Irak'tan İran üzerine harp ediyordu, Kürt üzerine. Bir kısmı Suriye'de, Rum üzerine harp ediyordu. Sonra bir kısmı Mısır'da harp ediyordu. Üç yerde harp vardı. Bu hangi ordudanmış? Irak'taki ordudanmış. Dedi ki ben namazı nasıl kılayım? فَكَيْفَ يُسَلِّنْ نَسِلْ نَمَزْ قِلَيْهِمْ فَاَجَابَهُ Ona cevap verdi İbn Umar radıyallahu anhuma. فَقَالَ اِنْ صَلَّيْتَ اَرْبَعًا Eğer dört kılarsan فَاَنْتَ فِي مُصْرٍ Sen şehirdesin. وَاِنْ صَلَّيْتَ اَثْنَتَيْنِ İki kılarsan فَاَنْتَ مُسَافِرٌ Sen sefer edicisin. Böyle cevap verdi. فَدَلَّ ذَلِكَ Bu delalet etti ki اَنَّ مَزْهَبَهُ Abdullah ibn Ömer'in mezhebi كَانَ فِي صَلَاتِ الْمُسَافِرِ كَانَ اُلْدِ فِي صَلَاتِ الْمُسَافِرِ Müsafirin namazını beyanda oldu. Nerede? Namazı fil emsar, şehirlerde hakeza. Abdullah ibn Ömer'in mezhebi demek ki bir misafir bir şehre giderse namazı tam kılacak. Şehirden çıkarsa iki kılacak. Şehre vardı mı gene dört kılacak. Oldu ki yolda gidiyor. Şehirlere vardı mı? Ha, şehirlerde tamam, rahat yeri, emniyet yeri dört kılacak. Şehirden çıktı, çöldü iki kılacak. Buna delalet ediyor. Bunun mezhebi de böyleymiş. Peki bunun hakkında da rivayet var mı? Böyle olduğuna dair. وَقَدْ رُوِيَ رَوَا عَنْهُ Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi. Safvan ibn Muhriz. Safvan ibn Muhriz rivayet eyledi. حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ Seferde namazdan sual ettiği vakitte فَكَانَ جَوَابُهُ لَهُ Abdullah ibn Ömer'in ona cevabı oldu ki اَنْ قَالَ dedi هِيَ رَكْعَتَال Seferde namaz ikidir. Demek ki o da seferde namazın iki olduğunu söyledi. Yalnız şehirleri müstesna kıldı. Şehre girerse şehirde dört kılacak. Onun mezhebi de öyleydi. Men halefe sünneti. Her kim sünneti muhalefet ederse kefere kafir olur. Nasıl kafir olur? Küfrani nimet etmiş olur. Allah-u Teala misafire takfif etti. Dört rekatli iki rekat oldu. İki rekat dördün yerine kaim oldu. Buna muhalefet eden Allah'ın nimetini, ruhsatini beğenmiyor da ondan dolayı küfrani nimet ediyor dedi. Öyleyse Abdullah ibn Ömer'in mezhebi seferde gereği ki yalnız şehre girdi mi seferi hükmünden çıkıyordu, orada dört kılınıyor diyor. Öyleyse Abdullah ibn Ömer'in hadisiyle de istidlal edemezler onlar. Çünkü onun mezhebi öyleymiş. Vakad evet. Fezalik ala salati fi gayril emsar. İki kılmak ise fezalik bu, yani iki seferde iki kılmak ala salati namaz üzerinedir fi gayril emsar, şehirlerin gayrisinde. Şehrin içinde olursa dört kılacak. Şehrin gayrisinde olursa iki kılacak. Hatta la yetedad zalik. Biz bunları böyle iki türlü tevil ediyoruz ki zıt olmaya. Ve ma reva hayyan. Bu hadisle Hayyan'ın rivayeti birbirine zıt olmaya. Feyekun hadisu Hayyan, Hayyan'ın hadisi olur. Ala salatil musafiri fil emsar. Misafirin namaz, şehirlerde namaz kılmasını olur ki şehirlerde dört kılacak.
Evet. Ve hadisü Safvan, Safvan'ın hadisi de olur. Ala salati, misafirin namazına fi gayril emsar, şehirlerin gayrisindeki iki kılacak. Ve senübeyyinül hüccete, hücceti biz beyan ederiz fi hadel ba, bu babda fi ahireyi sonunda inşaallahu ta'ala orada beyan edeceğiz. Ve emmâ mâ rûyen Âişete radıyallahu anha fî zâlik. Ama Hazreti Ayşe'den rivayet olunan bu mesele hakkındaki rivayetlere gelince ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha seferde namazı dört kılıyor diye rivayet ettiler ya, buna cevap veriyor. Hazreti Osman'ınkine cevap verdi. Sonra Hazreti Hüzeyfe'ninkine cevap verdi. Abdullah ibn Ömer'inkine cevap verdi. Hazreti Ayşe'nin rivayetine cevap veriyor. Feinne Ebu Bekre'te haddesena. Kale haddesena Ravhun. Kale haddesena İbn-i Cüreyd. قال أخبرنا ابن شهاب قال قلت لعروة ابن شهاب الزهري diyor ki ben Hazreti Urve'ye dedim ki ما كان يحمل neydi hamleden şey Ayşe radıyallahu anh Hazreti Ayşe'yi hamleden neydi ala en tusalliye namaz kılmak üzerine fis seferi seferde erbaan dört Hazreti Ayşe niçin seferde dört kılardı yani sebebi neydi bunu sordum فقال dedi ki teevvelet, Hazreti Ayşe tevil etti. Ma teevveli Osman'ı, Osman'ın tevil ettiğini o da tevil etti. Hazreti Osman'ın düşüncesi neyse Hazreti Ayşe'nin düşüncesi de oydu. Fi itmami salati bi münen, münede namazı itmam etmekte. Hazreti Osman'ın okuduk ya, onda birkaç kavim var fakat en mevsuka hangisi? İkamet niyet etmişti. Diğer başka rivayetler de var da fakat en mevsuku o işte. Hazreti Osman ikamet niyet ettiğinden dört kılıyordu. Hazreti Ayşe'ninki de öyleydi. İkamet niyet ederdi. Onun için dört kılardı. وَقَدْ زَكَرْنَا بِزِكْرِتِكْ مَا تَأَوَّلَ فِي اِتْمَامِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Osman'ın itmamındaki tevilini اَسْسَلَاتَ Evet, namazda بِمُنَ مُنَدَ مِنَدَ namazı dört kılmadaki tevilini biz zikrettik. فَكَانَ اُلْدِ مَا اُلْبِ شَيْكِ سَحَّ مِنْ ذَٰلِكِ Hazreti bundan sahih oldu ki bu rivayetlerden هُوَ اَنَّهُ Hazreti Osman كَانَ مِنْ اَجْلِ نِيَّتِهِ نِيَّتِهِ Ayşe radıyallahu anh'a da tütimmü salate namazı tamam ediyor ikamet niyet ettiğinden فَاِنَّهُ يَجُوزُ caiz olur ki en yekûne ola كَانَتْ La yahduruha salatun. Hazreti Ayşe'ye bir namaz hazır olmazdı illa nevet ikameten. İlla ikamet niyet ederdi. Fî zâlikel mekân, o mekânda. Her nerede namaz hazır olursa Hazreti Ayşe hemen ikamet niyet ederdi. Yani böyle olmak caiz. Bu ihtimal da kuvvetli. Yecibu aleyha öyle ikamet ki, öyle ikamet niyet ederdi ki, yecibu aleyha Hazreti Ayşe üzerine vacip olurdu. Biha o ikamet sebebiyle. İtmamu salah, namazı itmam vacip olurdu. Fettütimmü salate, namazı itmam ederdi. Lizalik, bunun için. Herhangi bir mekana varsa orada ikamet. Ha, nasıl ikamet? Namazı tamam edecek bir ikamet. O da ihtilaflı ya mezhepler arasında. Bazılarına göre 4 gün, bazılarına göre 15 gün ikamet niyet edecek. İşte diyor Hazreti Ayşe de öyle bir ikamet niyet ederdi ki o ikamet sebebiyle namazı tamam etmek vacip ola. Öyle bir ikamet niyet ederdi namazı tamam kılardı. Fakat kâle kavmun bir cemaat dedi ki kâne zâlik minhâ. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a namazı dört kılmak oldu. Limanen bir mana için öyle mana ki gayri hâza bu sizin dediğinizin gayrisi. Yani ikamet niyet ettiğinden dolayı değil. Başka bir mana düşüncesiyle Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dört kılardı. Ve huve o mana da enni semi'tu ben işittim Ebu Bekre'te, Ebu Bekre'yi ki yekulu buyururdu. Kale Ebu Ömer, Ebu Ömer dedi ki kânet Ayşe, Hazreti Ayşe oldu radıyallahu anh'a ümmel müminin, müminlerin anası oldu. Fekânet tegûl, Hazreti Ayşe der idi ki kullu mevdi'in, herhangi bir mevdi'a ki, enziluhu, ben oraya nazil olurum. Fahve o menzilu ba'di beniyye. Benim oğullarımın bazılarının menzilidir. Madem ben müminlerin anasıyım,
Nereye insem? Benim oğlumun yerine indim. Oğullarımdan bazılarının yanına indim. Yani kendi evime indim. فَتَعُدُّ ذَٰلِكْ Hazreti Ayşe bunu sayardı. مَنْزِلًا لَهَا Kendi menzili sayardı. وَتُتِمُّ الصَّلَاةَ Namazını itmam ederdi. مِنْ اَجْلِهِ Bundan dolayı. Yani o vakitte hiç Hazreti Ayşe misafir olamaz ki. Niye? Nereyse kendi menzili. Evlat, ümmül müminin ya. Müminlerin yanında gidiyor. Nereye geçse. Öyleyse sefer hükmü kalkıyor. Halbuki bu doğru değil. Ve hâzâ bu, indi İmam-ı Tahavi diyor ki, benim indimde fâsidun, fâsittir bu. Bu manayı meydana getirmek, ileri sürmek bu fâsit bir ihtimal. Niçin? لَاَنَّ عَيْشَةَ هَزْرَةَ عَيْشَةَ وَاِنْكَانَتِ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ O, ümmül müminin olduysa, فَاِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz, اَبُلْ مُؤْمِنِينَ Müminlerin babasıdır. Öyleyse Resulullah Efendimiz'den de seferin hükmü kalkmış olacaktı. Ve huve evlâ bihim min Ayşe. Müslümanlara Hazreti Ayşe'den daha yakındır Peygamber Efendimiz, daha evladır. Peygamber Efendimiz nereye giderse kendi ümmeti, kendi evladının yanında olduğundan hiç sefer hükmü tereddüt etmemiş olacak. Halbuki oldu mu bu? Yok. Nereye geçse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefer hükmünü tatbik etti. Fakat kâne yenzilu. Resulullah Efendimiz nazil olurdu. Fî menâzilihim, müminlerin menzillerine. Fela yehrucu çıkmazdı. Bizalik müminlerin menzillerine inmekle min hükmü sefer, seferin hükmünden çıkmazdı. Ellezî öyle sefer ki yuksaru fîhissalâh, namaz onda kasrolunur. Evet, namaz kasrolunan sefer hükmünden çıkmadı. Ne ya? İlâ hükmül ikâme, ikâmet hükmüne çıkmadı. Elleti öyle ikamet ki tükmelü fiha anda ikmal edilir as-salatu namaz. Seferde kasredilir. İkamette itmam edilir. Resulullah Efendimiz kimin menziline giderse geçsin sefer hükmünü tatbik ederdi. Hatta ta ihrama girdi Haccetül Veda'da iki rekat kıldı. Nerede? Ta Medine'nin civarında. Ondan sonra Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Hac etti, gitti, hep kişer kıldı. Eğer bütün menziller onun Hazreti Ayşe'nin izafe edilen o mana gibi olmuş olsa Peygamber Efendimiz hiç sefer namazı kılmazdı. Çünkü hükmü sefer tereddüt etmez. Daima mukim sayılacak, daima tamam kılacak. Halbuki öyle yapmadı. Öyleyse Hazreti Ayşe'nin namazı tamam kılması müminler onun anasıdır da kendi menziline konuyor. Bu mana için değil. Bu uzak, bu fasıl. Ya en mensuka hangisi? En sahihi. İkamet niyet ederdi, onun için dört kılardı. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ Bir kavimde dediler ki, كَانَ مَذْهَبُ عَيْشَةَ Hazreti Ayşe'nin mezhebi oldu. فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ Namazı kasır meselesinde. اَنَّهُ Onun mezhebi yekun olur. Bu mezhebi, namazı kastetmek. لِمَنْ حَمَلَ الزَّادَ وَالْمَزَادِ Zadü mezadi beraber alan kimse için olur. Hazreti Osman'da da geçti ya, Hazreti Osman'a bir rivayette onun mezhebi de buydu. Namazı kim kasreder? Sefere çıkar da yiyeceğini, içeceğini, azlığını beraber alan adamlara. Hazreti Ayşe de bu mezhebe sahibiydi. Hazreti Ayşe almaz mıydı diyor. Alâ mâ revîne nitekim biz rivayet eyledik. Yani Osman'a radıyallahu anh Hazreti Osman'da rivayet eyledik. Ve kânet tusâfiru. Halbuki Hazreti Ayşe sefer ederdi. Ba'den Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den sonra fî kifâyetin min zâlik. Bundan bir kifâyede. Yani zâd-ü mezat almazdı. Nereye geçse kendisine bakan var, ekmeğini veren var, suyunu veren var, azlığını veren var. Zâd-ü mezat almazdı. Almadığı gibi misafir hükmünde olmazdı. Çünkü ulemanın arasında bir kavilde var ki misafir kimdir? Zadü mezadını beraber, azığını beraber alıp da uzun yola gidenler olur. Caiz ki Hazreti Ayşe'nin mezhebi buydu diyor. Böyle diyenler de var. Fetereket, onun için Hazreti Ayşe terk etti. Neyi terk etti? Lihadel mana, bu mana için kasrassala, namazın kasrını terk etti, namazı temam etti. Öyleyse Hazreti Ayşe'den gelen rivayetler muhtelif oldu. فَلَمَّا تَكَافَتْ Vaktaki
birbirine eş oldu. Hadihi tevilat, bu teviller. Fi fi'li Osman ve Ayşe radıyallahu anhuma. Hazreti Ayşe ve Hazreti Osman'dan, Osman'ın fi'linde tevilat tekafu etti. Lezimena, bize lazım oldu ki enden zura bakalım. Hükme kasr-ı salah, namazın kasrın hükmüne bakalım. Ki ma yucibuhu, icap eden şey nedir? Namazı seferde kesrediyoruz. Bu kesri icap eden şey nedir? Bunu illet arayacağız. Şimdi muhtelif rivayetler geldi Hazreti Osman'dan, Hazreti Ayşe'den. Bunların da birbirine tevcihi müşkil oldu. Öyleyse bakalım, hani ribada illet arandığı gibi, seferde namaz niçin kesrediliyor? Bunu icap eden şey ne? Bunu arayalım. Bu kıyas işte. Kıyasa gidiyor. Arayacağız. فَكَانَ الْاَصْلُ فِي ذَلِكَ Bunda asıl şu idi, asıl kaide şu oldu ki اَنَّا رَأَيْنَا الرَّجُلَ Biz bir adamı gördük ki زَكَانَ مُقِيمًا فِي اَهْلِهِ Kendi ehlinde mukim olduğu vakıtta, yani misafir değil, kendi evinde duruyor. فَحُكْمُهُ فِي الصَّلَاةِ Namazda onun hükmü, hükmü ikamet, ikamet hükmüdür. Madem kendi evinde duruyor, misafir değil, seferi namazı mı kılacak? Kılacak, mukim namazı mı? Mukim namazı. İkamet. İkamet hükmü buna tereddüt ediyor. İkamet hükmü nedir? Namazı dört kılmak. Ve sevâun kâne fî ikametihi O kendi evindeki ikametinde olsun ikameti. Evet. İkametinde taaten ev masiyete. Ve sevâun kâne fî ikameti onun evinde durmasında olsun. Taatun taat olsun. Ev masiyetun masiyet olsun. Fark etmez. Madem mukimdir, namazı dört kılacak. Ama onun mukim olmasında masiyet var, yahut da taat var. Ona biz bakmıyoruz. Taate, masiyete bakmıyoruz ya. Madem mukimdir, namazı dört kılacak. Peki bir adam evinde duracak da taat mi olacak, masiyet mi olacak? Taat de olur, masiyet de olur. Evinde duruyor, anası babası var, çoluk çocuğu var, duruyor, onlara hizmet ediyor. Bu taattir. Bir de var ki onu vazifeyi askeriye istemişler, yahut da cihada istemişler, cihattan kaçmış, cepheden kaçmış gelmiş, evine girmiş. Cepheden kaçmak masiyet değil mi? O adamın o vakitte düşman hüdudu tecavüz etmiş, Müslümanları öldürüyor, bu da kaçmış evine gelmiş. Evinde durması masiyet mi değil mi? Masiyete. Ama masiyet olsa bile, madem evinde duruyor, o adama sefer hükmü mi terettüp ediyor, ikamet hükmü mü? İkamet hükmü namazı dört kılacak. Evinde durması ister taat olsun, ister nasihat olsun. Madem evinde mukimdir namazı dört kılacak. La yetegayyeru, tegayyür etmez. Bir şeyin hiçbir şeyle min zalik bu taat ve masiyetten hükmuhu. Onun ikamet hükmü tegayyür etmez. Öyleyse fekâne hükmuhu onun hükmü oldu. O mukim olan adamın hükmü temamus salah, namazın tamam oldu. Yecibu aleyhi, öyle namazı tamam ki yecibu aleyhi, ona vacip olur. Bil ikameti, ikamet sebebiyle namazı tamam etmek vacip olur. Ne olduğu halde? Hassete has olduğu halde. Yani namazın tamamı ne sebebiyle oluyor? İkamet sebebiyle oluyor. Onun hususi olan o ikameti, onun namazı itmamına vesile oluyor ve vacip oluyor. La bi taatin ve la bi masiyeti. Taat sebebiyle namazı dört kılıyor ya, hut nasiyet sebebiyle namazı dört kılıyor ya, böyle değil. Ya, mukim olduğundan dolayı dört kılıyor. Sümme izâ saferi, bunun için zikrediyor. Seferi ona kıyas edecek de onun için. Sümme izâ saferi, o adam sefer ederse, harece çıkar, bizalik bu sefer sebebiyle, min hükmül ikamet, ikamet hükmünden çıkar. Evinden çıktı, sefere gidiyor. İkamet hükmünden çıktı. Öyleyse hangi hüküm tereddüt edecek? Sefer hükmü tereddüt edecek. Ne yapacak? Namazı kesredecek. Ama o seferinde ister taat olsun, ister nasiyet olsun fark etmez. Nasıl ikamet ettiği vakıtta taat, nasiyet tesir etmediyse, seferde de taat, nasiyet tesir etmez. Fakat cereyan etti fi hada bu meselede minel ihtilaf ihtilaftan ma ol bir şey ki kad zikrine zikrettik. Yani sefere çıkarsa seferde taat masiyet iki türlü oluyor. Bunda bir ihtilaf var. Onu da biz yukarıda zikrettik. Burada da tekrar diyor ki fekala kavmun
Bir kavim dedi ki, la yecibu lehu, ona vacip olmaz. Hükmü taksir, taksir etmek hükmü vacip olmaz. İlla en yekûne zâlike sefer, illa o sefer olursa, sefera taatin, seferi taat olursa. Bir kavim dedi ki, o adam sefere çıktı. O seferinde taat varsa, Allah'ın rızası varsa, o namazı iki kılabilir. Yoksa kılamaz. Bir takım cemaat böyle dedi. Ve kâle âkherun. Ötekiler dediler ki, yecbü lehu, ona vacip olur. Hükmü taksir, namazı kasır, kasretmek. Fil veçeyin, her iki vecihte, cemiyen her ikisinde de. İster seferinde taat olsun, ister masiyet olsun, o adam namazı kasreder. İşte bunda ihtilaf var. Evet. Hulase, bir adam sefere çıktı mı, asıl seferinden dolayı namazı kasretmek vacip oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Yalnız ihtilaf nerede? O seferinde taat varsa kasreder. Bunda ihtilaf yok. Yok, seferinde masiyet varsa, köle efendisinden kaçmış. Yahut da bir Müslüman cepheden kaçmış. Yahut da anasını, babasını, çoluğunu, çocuğunu yüzüstü koymuş. Gurbet ellerine düşmüş, sefere çıkmış. Bunlar masiyet. Bu adam da kasreder mi, etmez mi? Bunda ihtilaf var. Bizde ister masiyet olsun, ister taat olsun, Hanefi mezhebinde kasreder. فَلَمَّا كَانَ حُكْمُ الْاِتْمَامِ Vaktaki namazı itmam etmek oldu. يَجْبُ لَهُ Adama vacip olur. فِي الْاِقَامَةِ İkamette bil ikameti, ikamet sebebiyle ne olduğu halde? Hasaten ikamete has olduğu halde. Mukim olan bir adam, mukim olduğundan dolayı namazı tam kılacak. لَا بِتَاعَةٍ وَلَا بِغَيْرَهَا Ne taat ile ne taatin gayrisi, yani masiyet sebebiyle değil. كَانَ كَذَلِكَ Böylece evet, yeci'u gelir fin nazari kıyasla en yekûne ola hükmü taksir, taksirin hükmü de ola yecibü lehu, o adama vacip olur fi seferi, seferde taksir hükmü vacip olur bi seferi khâssa, khâsseten seferiyle, ta'at nasiyette değil. Madem seferin cinsi o bulundu, onun yolculuğunda kastedecek, ister ta'at olsun ister nasiyet. Buna ne derler? Kıyas işte. Henefiler, nekliler bir meseleyi İspat ettikten sonra bir de kıyasla ispat ediyorlar. Evet. La bi taatin ve la gayriha. Taat ve gayrisi de değil. Kıyasen ve nazaren ala ma beyyenna ve şerahna. Bizim beyan ve şerh ettiğimiz üzerine kıyas edilir. Bakılırsa böyle icap ediyor. Yani seferi ikamete kıyas ediyoruz. Bir adam evinde mukim olursa, ikametinde ister müti olsun, ister asu olsun, namazı tamam kılıyor. Öyleyse sefere de çıktı mı, ikamet hükmünden çıktı, sefer hükmüne çıktı. O seferinde ister müti olsun, ister asu olsun. Namazı kastedecek. وَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu ki اَنَّ taksire namazı kasretmek اِنَّمَا يَجِبُ لَهُ bir adama vacip olur. بِحُكْمِ السَّفَرِ خَاسَ haseten sefer hükmüyle لَا بِغَيْرِهِ gayrisiyle değil. Sebete sabit oldu ki ennehu o adam yaksiru kasreder ma kâne müsafiren müsafir olduğu müddetçe ma ma'i masariye ma kâne müsafiren müsafir olduğu müddetçe fil emsar şehirlerde ve fi gayriha şehirlerin gayrisinde. Burada ve fil emsar ve gayriha ayrıca izah ettiğini için yukarıda Abdullah bin Ömer'den geçti ki bir müsafir çölde yürüdüğü vakıtta müsafir sayılır da İki kılar, şehirlere girdi mi mükim namazı kılar. Ona reddiye olmak üzere ki yok. Bir adam misafir mi? Misafir hükmüne girdi mi? İster şehirde olsun, ister şehrin gayrında olsun namazı kasreder. لَاَنَّ الْاِلَّتَ اللَّتِ Ol bir illet ki لَهَا o illet için تُقْسَرُ namaz kasredilir فِي السَّفَرِ seferde. اَلَّذ۪ي öyle bir illettir ki لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ andan çıkmadı بِدُخُولِهِ o adamın girmesiyle el-emsar şehirlere. Namaz ne için kastedilir? Sefer illetinden dolayı. Bir adam şehre girmekle o illetten kurtulmadı ki, sefer gene var mı yok mu? Var. İster şehrin gayrisinde olsun, çölde olsun, ister şehirde olsun. İllet neydi? Sefer. Sefer var. Ve nitekim Resulullah Efendimiz de hacca geldi, Mekke'ye girdi, Mekke şehriydi, Mekke'de gene kastetti. Niye? Sefer illeti var.
Abdullah İbni Ömer'in dediği gibi şehirlerde tam kılınır olsa Resulullah Efendimiz Mekke'de kaldığı müddetçe tam kılardı, tam kılmadı. İçi kıldırırdı ve Mekkelilerle kalkın siz tamam edin dedi. Ve cemi'u ma beyyenna, bizim beyan ettiğimizin cemisi fi hadel bu babda, evet. Evet, beyan ettiğimizin cemisi ve sahahna, tesih ettiğimizin meselenin hepsi huve kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahmetullah. Bu üç imamın kavli de budur.